Tamam. Telafi dersi yaparız hocam. Evet, şu şöyle ayarlamalarımı yapayım. Tamam. Evet. Özcan Bak abi, şöyle. istersen ben yine arkadaşlara 10 geçe gibi söyledim ama arada gelenler oldu. İstersen 10 geçe gibi başlarsanız o şekilde yapabiliriz yani. Nasıl yapalım? Ne zaman başlayalım? İstersen 10 geçe gibi daha şey olur, ufak ufak gelenler Tamam, var. Bir peki. 2-3 dakika falan var, siz bilirsiniz ama. Tamam, peki. Nasıl güzel oldu değil mi? Yarı tam bir şey yapacağım. Bugün ben de internette sorun yaşadım hocam. Sanırım bir hatlarda bir sorun var. Yok, bana link gelmedi. Ben de geçen hafta linkine bastım, bekliyorum. Baktım sonra ayın 10'u. Ya orada şey olmuş Özcan Bey, ben de bir onu arkadaşlara uyardım. Aslında şey olmuş, bu kayıt linkinde daha önceki şey sıkışıyor sisteme. Yani kayıt linkine basıyorsunuz ama tarih geçmiş gibi bir hata verdi bana da. Ha, evet, ben demek ki işte eski tarihliğe girdiğim için bir sıkıntı oldu orada. Evet, olabilir. Ben o şekilde onu düzelttim ondan sonra. Tamam, sağ ol. Evet. Bir dakika. Nasıl, geçen iki programla ilgili bir görüşünüz var mı? Ne diyorsunuz? İyi gidiyor mu? Ben çok keyif aldım, bilmiyorum. Abi bence de gayet akıcı geçti, güzel geçti. İyi bir etkinlikti. Ağzına sağlık, tekrardan emeğine sağlık. Sağ ol. Yani Umarım sıkıcı daha geçmesinden iyidir akıcı geçmesi, değil mi? kesinlikle her zaman. İkinciye yakalayamadım ama birinci çok etkiliydi benim açımdan. Evet, geçen hafta yoktum galiba. Evet, maalesef. Şimdi bu akşam biliyorsunuz bu paketin son sunumu olacak. Nasıl çekelimle ilgili. Nasıl bakalımdı geçen haftaki? Bu sefer nasıl çekelim? Burada biraz teknik bir şeyler göstereceğim ama hızlı geçeceğim. Yani çok detayına girmeden sadece şöyle onlardan küçükçe bir bahsetmem gerekiyor. Çünkü çekme konusu teknikle ilgili bir şey. Bakma tabii ayrı bir şey ama sonuçta vaktimiz kalırsa gene bir küçük gösteri katarım. Böyle tamamlarız. Fakat isterseniz şey yapabiliriz. Yani bu işte fotoğrafa şöyle bir tadımlık buluşmaydı. İsterseniz bizim komisyonla da görüşürüm. Mesela 15 günde bir, bunu her hafta yoğun olur ama bir iki program olabilir böyle. Yani daha fazla olmaz, artık yaz tatiline giriliyor. Mesela fotoğraftaki önemli fotoğrafçılardan bir tanesinin çalışmaları ve yaşamıyla ilgili böyle bir saatlik, çok uzun olmayan bir şey yapabilirim. Ve sonra eğer tabii dilerseniz Eylül-Ekim falan gibi talep olursa yine bizim şubenin şemsiyesi altında bir fotoğraf temel eğitimi gibi bir şey düzenleyebiliriz. O hani geziler falan olur, pratikler yapılır falan filan. Böyle bir çalışmaya girebiliriz. Dediğim gibi ben bunu yine komisyonla paylaşacağım. Onlar da tamam diyorlarsa. Yani bizim Sosyal İstihbarat Komisyonu'nun bir fotoğraf kanalı olur. İşte sizlerle, daha sonra katılacak arkadaşlar varsa onlarla birlikte biraz daha fotoğrafın içine girip fotoğraf üretip belki sonra bir sergiye dönüştürebiliriz falan. Yani böyle bir çalışmayı yapabiliriz. Tabii Çok sizlerin faydalı de olur hocam talebiniz bu. olursa. Çok güzel olur. Hem de bunu bir Evet. nihai bir sonuca bağlamış da oluruz hocam. Çok eğitici, zaten zevkli de geçiyor. Yani böyle Hem de sanat ruhu dinlendirir, o açıdan da güzel olur yani. valla benle devam edersen yorar da bazen sanat yani. Eğer hocam bence.
Özcan abi, bu hafta o konuyla alakalı konuşuruz detayları. Ha, güzel olur en azından sürekli, yani hani biz, ben kendi adıma da hoşuma giden bir etkinlik. Beraber bir şeyler üretmiş oluruz. Hem yani beraber bir etkinlik yaratmış oluruz. Yani tabii güzel olur. Yani ben böyle bir olanak sunarım. İşte hep birlikte deniz gibi. Sonuçta ortaya bir şeyler çıkacak, bir çalışma yaparız. Yararlı olur diye düşünüyorum. İlgisi olan arkadaşlar için tabii. Peki evet. Şimdi o zaman 12 geçmiş. Başlayalım. Şimdi bu akşam geçen hafta bir soru vardı. Hep siyah beyaz gösteriyorsunuz falan diye. Ben de biraz da siyah beyaz sevdiğim için sahne çalıyorum diye söyledim. Ama renkli siyah beyaz işte neye göre seçiyorsunuz konusunda. Bu haftaki sunuma girmeden önce örnek sunacağım size. Aynı fotoğrafın renklisi siyah beyazı. Dolayısıyla biri birinden daha iyi değil bunların. Ama siyah beyaz daha yalın olarak kafa karıştırmadan görselliğe hitap ettiği için ve duygulara hitap ettiği için tercih ediliyor genellikle. İşte sanatsal falan deniyor. Öyle bir laflara ben girmeyeceğim ama en azından daha sade, daha yalın anlatılacak dil açısından. Öyleyse ben başlıyorum. Önce onlarla başlayacağım, sonra devam edeceğiz. Evet, şunu da aşağıya aldım. Bu arada ben de epey öğrendim Zoom kullanmayı. Efendim, şuradan çıkalım yukarıya. Şunu tam ekran yapalım. Nasıl yapıyorduk? Evet. Tamam. Geldi mi herkese görüntü? Geldi. Tamam. Bu arada sizler de mikrofonları kaparsanız dışarıdan sesi almayalım. Tek ses benim sesim olsun. Şimdi evet. Renkli ve siyah beyaz. Bu fotoğrafın orijinali gördüğünüz gibi renkli. İkisini karşılaştırdığımız zaman tabii burada şeyin etkisi de vardır. Yani renkleri biraz daha canlandırabilirsiniz. Yani Photoshop'la veya basit programlarla bunu daha canlı hale getirebilirsiniz. Ama siyah beyaz da aynı canlı hale getirirsiniz. Şimdi bunun ikisine baktığınızda yani tamamen algı farkı, işte sizin tercihiniz. Biri birinden daha üstün değil, öyle demek yanlış olur ama niye anlatacağınızla ilgili. Mesela buradaki bulutlar şöyle belirgin. Mesela burada gökyüzü daha karartabilir. Şuradaki bakın beyazlığı, ışığın vurduğu yeri burada daha rahat görüyoruz. Yol sanki bunda daha çok dikkatimizi çekiyor. Diğerine bakalım. Evet. Mesela burada da yine ne amaçla kullanacağınızla ilgili. Bakın orijinali şu soldaki. Dolayısıyla mavi bir gökyüzü, işte geçen uçakların izleri falan. Buradaysa onun tamamen aynı fotoğrafın siyah beyaza çevrilmiş hali. Yani şurada mesela bunda bir sürü şu renklerden dolayı farklı düşüncelere girilebiliyor. Yani takılabiliyorsunuz. Özellikle sıcak renkler, yani kırmızı son noktada dikkati çeken bir renktir. Dolayısıyla fotoğraf içinde nerede kırmızı varsa gözümüz oraya kayar. Ama burada ise tamamen grafiksel çizgiler, işte ışık, açıklı renkler, açıklar, koyular, yani ton farklarıyla ilgili dikkatimiz çekiliyor. Evet. Bakın yine orijinal böyle çekilmiş ama sadece siyah beyaz. Yani burada tamamen renkten arınmış olarak istediğimiz konuyu vurguluyoruz. Evet, bu da sürpriz yaptım Hatice Hanım'a. Bugün atmıştı. Bu Hatice Hanım'ın çektiği renkli bir fotoğraf. Evde kaktüslerini çekmiş. Onu hemen siyah beyaza çevirdim. Tabii dediğim gibi bunlar biraz daha şeyler canlı hale getirilebilir renkler. Yani sonuçta şurada renklere takılırken, bakarken, yani gözünüz oraya giderken burada ise tamamen lekelere bakıyorsunuz. Yani o gri skalanın tonlarına bakıyorsunuz falan. Daha sanki çarpıcı oluyor. Evet. Bakın işte sıcak renkler. Dolayısıyla burada tamamen renkler bir, yani renklerin hakimiyetinde bir fotoğraf oluyor. Burada şu konu biraz daha şey kalıyor sanki, yani ikinci planda kalıyor. Çünkü her tarafa renklere gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Buradaysa bakın şu koyuluklar, açıklıklar, yakındakiler daha koyu renk. Gittikçe sislenmiş, uçmuş tonlar, detaylar. Ve buradaki şu çift daha sanki vurgulayıcı. Bakın burada başka bir şey. Enteresan bir fotoğraf. Yani işte yapılan fotoğraflardan bir anlamda.
Bakın şurada yine renk var. Ama burada ise şuna şuraya yoğunlaşırsanız bu çok daha enteresan bir çarpıcılık içeriyor. Şu renkler anlatımı değiştiriyor. Bir de portre sunalım. Bakın fotoğrafın neresine bakarsanız bakın şu dudağın pembeliği çeker sizi. Yani şuraya bakmaya çalışın, şuna gidersiniz. Ama burada ise tamamen hatlar, çizgiler, gri'nin, işte siyahın, beyazın tonları falan. Evet. Bu geçen haftadan aldığımız notla ilgiliydi. Şimdi gelelim bakalım nasıl çekelim. Dediğim gibi burada benim anlatımlarım bir tarif değil. Yani şöyle çekersek daha iyi olur anlamında söylemiyorum. Ama genel işte gördüğümüz fotoğraflar üzerinden tabii nasıl çekelime gireceğiz. Zaten teknikle girecek işin içine. Ben çok az ondan bahsedeceğim size. Yine örnekler üzerinden gideceğiz. Örneklerden giderken de bir parça işte ışık tam falan da göreceğiz. Oradan örnekler vereceğim. Evet. Böyle çekelim. Silahları kuşanalım. Donanımı şey gibi Rambo gibi silahı alıp objektifleri, makinaları sahaya çıkalım. O boynumuzda koca koca objektifleri makineleri görenler de kaçsınlar etrafımızdan. Evet. Bu bakın ben bunu seminerlerimde söyleyip doğru bir tutuş şekli. Objektif sol elle alttan kavranır ve bilezik baş parmakla işaret parmağı çevrilir. Sağ elde tamamen gövdeyi kavrar. Sağ işaret parmağı da deklanşördedir. Bu doğru bir tutuş şekli. Yani şöyle üstten tutup da küçük serçe parmağı böyle havalandırıp kadeh tutar gibi falan tutulmaz makine. Sağlam bir şekilde kıpırdamaması için, sarsılmaması için. Evet, bu önemli. Işık yoksa renk yoktur. Biz işte fotoğrafın adından da olduğu gibi, belli olduğu gibi ışıkla çiziyoruz. Tabii bunun yanına bir şey koymak lazım. Gölge de şart. Işık varsa gölge de olacak. Örneğin 4 ayrı ışıklandırma var burada. Aynı masa, aynı obje. Bakın birisi tepeden yukarıdan ışıklandırılmış. Işığın vurduğu yer patlamış, beyaz. İşte gölge altında tam dik geldiği için böyle bir ortam. Yanal ışık, bakın şu yandan bir ışık gelmiş. Tam yandan gelmiş. Tabii bu arka taraftan çekilmiş bu. İşte gölge ters tarafa düşmüş. Geri planda hiç ışık almamış. Bunlar tabii tek ışıklandırmayla çekildiği için örnek olarak. Bu 45 derecelik açıyla çekilmiş. Dolayısıyla şurada gölgenin yeri değişmiş. Aydınlanmanın şekli değişmiş. Bu nereden? Cepheden. Önden gelen ışık. Yani objektifin baktığı yönde gelen ışık. Her şey bembeyaz. Gölge arkada kalmış. Bunlar yuvarlandığı için hafif gölgelenmiş. Aynı şeyi işte bir büst başında ve bir insan üzerinde bakacak olursak. Bakın ön ışık, cephe ışığı dediğimiz. Bakın dümdüz. Burada bir derinlik yok. Işığın işte uzamasından dolayı gittikçe küçük kararmalar var falan. Burada yan ışık, 45 derece biraz önce dedikleri ışık. Bakın şu bölgede aydınlanma var ama diğer taraf kararmış. Bu tam yan ışık, 90 derece ışık. Burada da yüzün bakın tamamen yarısı kararmış. Buradaki gibi değil. Yani 45 derecede şuradan karartıyordu. Burada tam yandan olduğu için burası yarısı tam karanlık olmuş. Burada da başka bir şey var. Bir reflektör tutuluyor burada. Dolayısıyla buradan gelen ışık şu yüzün bu kısmını aydınlatırken buradan geçip geriye giden ışık şu reflektöre çarpıyor ve tekrar geliyor. Bu sefer daha zayıf olarak aynı kuvvette değil bakın. Burası ışığın çarptığı yer, burası da reflektörden gelen ışığın çarptığı yer. Kısmen bir aydınlatma yapıyor. Yani karanlıkları, gölgeleri dengeliyor. Yine şurada çözünürlüğü az bir görsel ama bakın tepe ışığında insanda böyle bir etki veriyor. Cephe ışığı sanki flaş patlamış gibi dümdüz derinlikleri yok ediyor. Bakın yanal ışık nispeten ortaya çıkartıyor bu yüzdeki derinlikleri. Bu da ters ışık. Ama ters ışıkta bunu da görmezsiniz. Tamamen kararabilir yüz. Burada biraz zorlamışlar. Bir parça ışık vermişler. Normalde ters ışıkta şu yüzü göremezsiniz. Dolayısıyla burada işte gördüğümüz en kullanışlı ışık yanal ışık. Ve artıcı reflektörle olan ışıklar falan. Renk sıcaklığı diye bir şey var. Yani kulağınızda bulunsun.
İşte günün en aydınlık saatlerinde Kelvin derecesi en yüksektir, 10.000 Kelvin'dir. Yani güneş aşağıya düştükçe Kelvin derecesi de düşer. Bu işte binlere kadar düşer. Mesela ampul, şu bildiğimiz klasik flamanlı ampuller işte 1000 Kelvin'dir. İşte mum daha düşüktür falan. Böyle bir skala var. Bizim kullandığımız ışık da normal gün ışığı ise işte 4500-5000 Kelvin'lerde falandır. Evet, diyafram. Diyafram budur arkadaşlar. Bu diyaframı herkes tanır. Biraz tüylü buradaki diyafram ama bıyıklı falan. Şimdi bakın, diyafram dediğim şey ışığın miktarını, yani duyarlı yüzeye düşen ışığın miktarını ayarlayan bir düzenek. Işık azsa diyafram en küçük değerdedir ve sonuna kadar açılır. Işığın tamamı içeriye girmesi için. Ama ışık kuvvetliyse bu diyafram kısılır, küçülür. Tabii objektifte böyle bu şekilde değildir formu, tamamen yuvarlak şeklindedir. Ne olur, farkı nedir bunun? En açık diyaframda tamam çok ışık girer ama geri plan flulaşır. En kısık diyaframda ise, mesela bu daha da fazla olabilir ama şurada 14 bakın. Etrafta ne varsa daha net çıkar. Birazdan bunu da bahsedeceğim. Yani birisinde bir ayıklama yapıyor neredeyse. Gerisi flu, istediğimiz obje tam net çıkıyor. Bir derinlik yaratıyor fotoğrafta. Ama diyaframı kıstıkça ne yapıyor? Çevre daha fazla netleşmeye başlıyor. Mesela böyle bir ortamda tabii ışık ölçümü de söz konusu. Burada ışık ölçümü nereden yapılmış? Şu camdan yapılmış. Burada kuvvetli bir ışık var. Makine kendini buna göre ayarlayınca içeride kalan yerler karanlık çıkar. Yani vizörden bakıyorsanız ve sizde kuvvetli bir ışık burada varsa çektiğiniz fotoğraflar karanlık çıkacaktır. Buradaysa orta tonlar diyor. Ölçüm ortalama yapılmış. Yani karanlık yerlerden de tabii bunun teknikleri var ama bu dediğim gibi seminer konusu. Ben sadece şöyle bahsediyorum. Dolayısıyla içeride bu tür fotoğrafı çekmek için ışığı en aydınlık yerden değil, en karanlık yerden değil, daha ortalama yerden yapmak lazım veya başka teknikleri var. Bununla istediğimiz şeyi almakla. Mesela burada da ölçüm sadece şeyden yapılmış, karanlık bölgeden yapılmış. O zaman ne olmuş? Bakın buradaki detaylar kaybolmuş. Ama bizim istediğimiz hem buradaki detaylar olsun, hem buradaki detaylar da alalım. Yani hem aydınlığı hem karanlığı görebilirim. Evet. Alan derinliği, biraz önce bahsettik. Ne oldu? Diyafram en açık haldeyken, yani en küçük haldeyken, bakın alan derinliği şu kadar. Netliği buraya ayarlamışız. İşte önünde bir miktar ve arkasında bir miktar. Yani öndekinin yani üçte biri burada, üçte ikisi burada olacak şekilde bir derinlik var. Biraz kıstık diyaframı, ışık daha az giriyor. Net burada olmasına rağmen bakın derinlik arttı. Bu kadar insan net çıkacak burada. Burada tamamen kıstık. O zaman da ne oluyor? Yine netliği buraya yapmamıza rağmen bakın şuradan buraya kadar bu bölge tamamen net oluyor. Bu diyafram faktörü. Yani diyafram sadece ışığı daha çok geçirmeye yaramıyor. Bir başka etkisi daha var. Açıkken net alanı azalıyor. Ayıklama yapıyoruz. Kısıkken de daha çok net derinliği elde ediyoruz. Başka bir örneği. Bunlar çok klasik örneklerdir. İnternette falan var. Yine aynı şeyi göstermiş. Bakın net burayı yapmış. Açık diyaframda. Ama kısık diyaframda neredeyse bakın hepsini net olarak çekebiliyor. Bir de objektiflerden kaynaklanan net derinliği vardır. Geniş açılı objektifler. Net derinliği bakın daha fazladır. 50 mm standart objektifin net derinliği daha azdır buna göre. Ve teleobjektiflerin de bu 70 mm bu arttıkça işte 100, 200, 300, 500 neyse bu daha da daralır. Dediğim gibi bunları anlatıyorum. Biraz sonra izleyeceğiniz fotoğraflara bir şey olması, meslet olması açısından. Bir de estantene deriz değil mi? Estantene zamandır. Yani saniyenin, şu bir saniye bakın. Şu iki saniye. Yarım saniye, dörtte bir saniye, sekizde bir saniye, 1/30 saniye, yani saniyenin 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/1000. Tabii şimdi makinelerde bu 8000'de 1'ine kadar var. Ayrıca üzerindekine başka düzeneklerle istediğiniz kadar objektifi 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika açıkta bırakabilirsiniz. Burada ne fark ediyor estantenede? Burada da yapılan şey şu.
Bakın bizim bildiğimiz standart değil mi? 100 estantene 1 bölü 125. Böyle bir görüntü alıyorsunuz. Estanteneyi daha da hızlandırırsanız saniyenin 1000'de 1'inde, yani dönen bir pervaneyi falan net olarak çekebilirsiniz. Veya 2000'de, 4000'de, 8000'de 1'inde. İşte onun kaç devir dakikaysa ona göre tamamen net çekme şansınız var. Tam tersi, buradan devam edip de saniyenin 125'te 1'inde değil de daha uzun süreleri yaparsak, bakın artık burada 1 bölü 8 saniye, 1 bölü 4 saniye, yarım saniye, 1 saniye, bakın 2 saniyede artık su neredeyse belli olmuyor. Bunun örneklerini görürsünüz. İşte şelale fotoğrafları falan çok güzel. Böyle akarsu fotoğrafları, bir sanki çarşaf gibi, hiç netliği kalmamış, kaybolmuş, hoş fotoğraflar. Burada da zamanı uzatmak gerekiyor işte bunlar için. Çok çok daha uzatırsanız bu da gözükmez. Yani bu anlamda şöyle diyebiliriz. Hareketi, hızlı hareketi yüksek estantaneyle tespit ediyoruz. Düşük estantaneyle de hareketi flu hale getiriyoruz, yayıyoruz. Burada başka bir şeye bakalım. 1 bölü 90 ile 1.8, yani en açık halinde bakın çok aydınlık çıkıyor. Estantane sabit hepsinde. Diyaframı kıstıkça ne oluyor? Karanlık oluyor. Niye? Işık az giriyor çünkü içeriye. Yine burada devam ediyor aynı şekilde 1 bölü 90. Bakın 22 estantane, 22 diyaframda, yani en açık hali, en kapalı hali. Bakın ışığın artık kendi rengini alıyorsunuz. Fakat çok kararıyor etraf. Dolayısıyla bu tamamen estantene ve diyaframı, yani sabit estantenede bizim diyaframın etkisini gösteren bir görsel. Evet, objektifler dedik. Objektiflerin şey nedir? Yani gözümüz bizim. Böyle düşünün. Bizim görmek istediğimizi işte duyarlı yüzeye aktaran mekanizmalar. Bunlar açıları itibariyle tanımlanır. Mesela şu 18 mm geniş açı bir objektif. Aynı yerden, aynı konumdan bunu bir sehpaya kurduklarını düşünün. Bakın manzara bu. Sonra 24 mm çekmişiz. Bakın şuradan kapıdan şeydim. Bakın kenarlara çıkmışken burada bir şey kalmış. Sonra 35. Bakın gerideki ağaç gittikçe büyüyor. Ve dağlar gittikçe yaklaşıyor. Buna dikkat edin. Bakın burada kapı falan kalmadı artık. 55 mm, yani normal objektifte. Şu insan gözünün gördüğünün en yakın açı. 55 mm'lik objektif bu. Yani orijinal görüntü bu. Bakın yaklaşıyoruz artık biraz teleobjektifle. Bu sefer ağaç da yarısı gitti. Burada evler daha belirginleşti. Kapı falan kalmadı artık. 135'te bakın evler daha belirginleşti. Ama dikkat edersin geri planda gökyüzü falan da gitti. Artık ağaçlar da yaklaştı. Çünkü teleobjektifler uzaktaki nesneleri daha da yaklaştırıyor. Olgundan daha büyük gösteriyor. Geniş açı objektiflerse uzaktaki nesneleri olgundan daha da küçük gösteriyor. Yakındakileri daha büyük gösteriyor. Evet. Bir örnek daha. İşte balık gözüyle bulunduğumuz yerden böyle görüyoruz. Sonra 15 mm 180 derece görüyormuş. 12 mm 122 derece görüyor. Gittikçe bakın yaklaşıyor. 28, 50 mm bu standart bizim gördüğümüz göz. Ondan sonra 70 mm bakın yaklaşıyor. Dediğim gibi yani dağlar kayboluyor, şeyler iyice yaklaşıyor geri plan. Şu 800 mm'nin gördüğü. Bulunduğumuz yerden, yani sehpayı kurmuşuz. Hem şunu görüyoruz, bunu seçebiliriz veya bunu seçebiliriz. Tabii teorik olarak söylüyorum. Bunu ve bunu da seçmek istiyorsak ciddi bir yatırıma ihtiyacınız var. Çünkü bunlar çok ciddi pahalı objektifler. Balık gözü 15 mm, 800 mm. Yani neredeyse profesyonel objektifler. Dolayısıyla biz genellikle bizim bütçemizin el verdiği sınırlarda geziniriz. Evet, bu gene aynı şey gösteriyor. Bakın 18 mm şöyle geniş bir alanı görüyor. 21 mm'nin gördüğü şu. Açısal olarak 25 mm. Mesela 100 mm çekiyorsak sadece şurayı görüyor bizim vizörümüzden. Sadece bunu çekeriz. Evet, burada da objektifler 16, 35, 50, 85, 200 diye denemiş. Dolayısıyla burada şuna bakacağız. Dikkat ederseniz aynı büyüklükte obje, yani modelimiz aynı büyüklükte hiç değişmemiş. Ama bizim çekerken mesafemiz değişmiş. 200 mm'de şu büyüklüğü sağlayabilmek için şu kare içinde bu kadar geriden çekmemiz gerekiyor. Burada da geniş açı 16 mm'de şu büyüklüğü sağlamak için bu kadar yakına girmemiz gerekiyor.
Ama bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey, bakın geniş açının alan derinliği fazlaydı ya, etrafta ne kadar net gözüküyor. Ama girdikçe bakın teleobjektif geri plan çok yaklaştı ve flulaştı. Bu bir yönü. Diğer yönü ise eğer 16 mm'yle bu kadar yakından çekerseniz arkadaşınızı, sizde olan bütün ilişkisi kesebilir. Şu görüntüyü gördükten sonra. 35 mm'de gene bakın %1 normal şey yok. Yani fizyonomik ölçüler yok. 50 mm'de bakın nispeten yakalanmış. 85 mm evet. Dikkat edersiniz burada daha bir incelmiş, daha bir farklılaşmış. Dolayısıyla yani de portre için 50 ve 85'i kullanmak daha uygundur. Yani bizim fizyonomimize, yüzdeki oranlarımıza göre en yakın objektifler 50, 85, 100, 50 ile 100 arasındaki objektiflerdir. Ama bunlarla da çok yaklaşırsak yine deformasyonlar ortaya çıkabilir. Şimdi insan fotoğrafı çekerken dikkat etmemiz gereken her yerden kesilmez. Yani çekim yaparken de sonra baskıda veya sunarken de belli yerlerden kesmemek lazım. Dolayısıyla bu yeşil ve kırmızılar bunları gösteriyor. Mesela şuradan kesebilirsiniz ama şuradan kesilmez. Bilekten, parmak, şu parmak uçları buralardan fotoğraf kesilmez. Kesilmez, niye kesilmez? Çünkü rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkar. Yani sonu belli bir fotoğraf eğitiminiz yoksa algılayamazsınız ama his olarak o hoşunuza gitmez. Evet, gelelim başka bir şeye, fotoğrafın. Şimdi ufuk çizgisi diye bir şey var. Buna mutlaka dikkat etmek gerekir. Bakın burada ufuk çizgisi tamamen yamuk. Yani şuna paralel değil. Ufuk çizgisi neresidir? Şurasıdır bakın. Buradaysa ufuk çizgisi daha düzgün. Biraz daha düzeltilebilir. Çünkü bakın şunlar da eğri duruyor. Ama niye? Bunlar geniş açıdan dolayı eğri durmuş. Dolayısıyla ufuk çizgisine bence yani özellikle bir şey, ufuk çizgisi bozuk olarak bir şey yapmıyorsak, kendimiz deform olmasını, eğik olmasını istemiyorsak, fotoğraflarımızda ufuk çizgisini düz tutmamız çok önemli. Yani şu yataya, vizörün bir kenarına düz tutmamız çok önemli. Bakın, fotoğraf güzel fotoğraf ama ufuk çizgisini görüyor musunuz? Fotoğrafın değerini düşürüyor. Yani bir acemi görüntü elde ediyor. Yani tercih edilen fotoğraf değil. Gelelim üçte bir kuralı. Daha önce bahsettik. Ya bunlar genel kurallardır. Bunlar aslında resmin kurallarıdır. Yani perspektifin, resmin. Çünkü biliyorsunuz resim fotoğraftan çok daha önce. Onun kurallarıdır. Bunları bilip ama yerine göre de uygulamamak lazım. Mesela bakın. Genellikle dediğimiz obje tam ortadaysa bir optik etki yaratıyor. Yani durağanlık hissi veriyor. Bunun yerine işte dinamik olarak hep bir köşeye alırız. İşte buradan nedir? Gökyüzüne daha fazla pay verilmiş. Obje buraya alınmış. Yani şu nokta, üçte bir noktasına alınmış. Üçte bir derken şu yani iki çizgiyle bölüyorsunuz. Dolayısıyla bir, iki, üç tane veya yatayda bölürken bir, iki, üç tane kesit elde ediyorsunuz. Veya burada şuraya koyabilirsiniz. Burada ne oluyor? Denizden daha fazla detay vermişsiniz. Objeyi buraya koymuşsunuz. Bu burada obje de olmayabilir. Bunun var olmadığını düşünün. Dolayısıyla şu ufuk çizgisi de bize bir şekilde fikir veriyor. Mesela teknenin olmadığını düşünün burada yelkenlinin. Bakın sadece bir ufuk çizgisi ortadan geçen bu rahatsız edici bir fotoğraf oluyor. Ama yine tekne yok. Mesela gökyüzünde güzel bulutlar falan var. Şu kesiti kullanmak lazım. Veya denizde çok güzel bir doku var. Bunu kullanmak lazım. Mesela burada da yine aynı şekilde buraya yerleştirilmiş. Üçte bir kuralına uygun olarak. Bakın yine şu tam ortada. Bunun yerine ne tercih ediliyor? Şu tercih ediliyor. Bakın şunla şu. Gerçi bu biraz daha baskısı şey açık renkli olmuş ama onu dikkat etmeyin. Tam ortada olmasını tercih etmez. Yani dikkat edilmesi gereken obje, güneş olabilir, insan olabilir, ev, her neyse onu tam ortaya koymamak gerekiyor. Bu genel kural ama dediğim gibi bunun aksine de bazen çok iyi fotoğraflar elde ederiz. Bilinçli olarak bir şey yapıyorsak tabii.
Burada aynı şey, bakın burada ne yapmış? Tam ortada at ve burada çok büyük bir boşluk var. Şurada çünkü hiçbir şey yok. Vurgulamamız gereken bir şey yok. Doku yok. Burada o alt boşluğu kesmiş. Dolayısıyla yani şöyle yukarıları izliyorsun ama burada aşağıya da bakmak zorunda kalıyorsunuz ama ortada bir şey yok. Bakın iki farklı kadraj. Aynı yerde çekilmiş. Birini ne yapmış? Daha karemsi, daha veya dikeyimsi bir dikdörtgenle çekmiş. Objeler aynı objeler. Diğerin daha yatay. Bakın. Şimdi bunun ikisinde aynı fotoğraf ama anlatımları çok farklı. Yani aynı fotoğraf derken aynı yerden belki tamam buydu fotoğrafın. Yani orijinali buydu da belki burayı kesip sadece bunu aldı falan eğitim için bilemiyorum ama dikkat ederseniz burada yine şey ortadan geçiyor. Ufuk çizgisi neredeyse ortadan geçiyor. Bakın buradaysa 3'te 1'e koymuş bunu. Aşağıdaki dokuya da yer ayırmış. Yani bunları nasıl çekelim derken bunları gözlemlemek gerekiyor. Benim önerim çekeceğiniz fotoğrafı tek bir kare olarak bırakmayın. Birkaç tane deneyin kadraj olarak. Yani ışık değerleri falan tamam onları çok detayına girmeyeceğim şimdi ama kadraj olarak yatay dikeyi birkaç tane deneyin ve objeyi deneme olarak ortaya koyun ve yanlara koyun. Yani önümüzdeki yaz tatil sürecinde bu denemeleri yapabilirsiniz. Bakın bunlar da yine baskıyla ilgili seçimler ama ben size bunu örnek vereyim. Bu orijinal görüntü bu. Bunu çekmiş. Fakat baskıda ne yapmış? Bunları koyulaştırmış, gökyüzünü koyulaştırmış, müdahale etmiş. Bakın şundan ortaya çıkan fotoğraf bu. Yani bu tabii hem nasıl bakalım hem nasıl çekelimle ilgili. Ayrıca nasıl seçelimle de ilgili. Yani burada 3 şey var, basamak var. Yani sadece nasıl çekelim değil bir de nasıl seçelimi de üzerinde çok durulması gereken bir konudur. Yani fotoğrafın çekilmesi kadar seçilmesi de çok önemli. Evet, yine bakın çok hoş. Gayet güzel burada. 3'te 1 konu bak ufuk burada çok güzel gökyüzü bulutlu ondan sonra yeryüzü ve şurada iki kademe halinde bir sis çökmüş ve burada ağaçlar var. Çok güzel bir kompozisyon. Bu sis biliyorsunuz sabah saatlerinde olur genellikle yani tatilde falan giderseniz bunu gözlemleyin erken kalkın. Tabii nemli rutubetli ortamlarsa sisle karşılaşabilirsiniz. Evet, böyle bir kompozisyon. Şimdi gittiğiniz yerde böyle bir şey varsa sadece bunları çekmenin bir şeyi yok. Çekin, bir karede böyle çekin. Mesela şuradan kesin, yukarıda gökyüzünü daha fazla alabilirsiniz. Yani şunu daha tabana oturtabilirsiniz. Ama böyle güzel bir bahçe, çiçekler varsa mutlaka bunu da katın fotoğrafa. İşte bunu hem dikey hem yatay birkaç kadrajda deneyin. Mesela şu konumda bence bir şey daha yapabilir. Biraz daha eğilerek yatay bir kadrajda şu aradaki boşluğu çiçeklerle doldurarak, yani şu arayı atlayarak, çünkü aşağıya doğru indiğinizde şurası kaybolacak, şu bölge. Gelincikler arkadan, işte şu kahverengi doku arkadan gökyüzü şeklinde de hoş bir fotoğraf olabilir. Böyle de çekilebilir. Evet, nasıl çekelim? Yani burada bunu yatay çekmek biraz mesela sıkıntılı. Niye? Çünkü şurada bir büyük kütle var. Bunu yatay çektiğinizde burası bir şey böyle blok bir yoğun etki yaratacaktır. Dolayısıyla burada dikey çekme tercihi kullanılmış. Çünkü bakın şu ana çizgi bu. Bakın buradaki esas hat bu çekilmesi gereken. Ve onun önünde de bir boşluk bırakıyor ve şuradaki çiçekleri de katıyor buna. Ve gökyüzünde de çok güzel bulutlar var. Dolayısıyla bu doğru bir çekiş nasıl diyelim, çekiş bakışı diyelim. Yatayı da denemek lazım ama yatayı denemek için bence buradan yürüyüp şuraya gidip şu dağı buradan kurtarıp öyle çekilebilir. Panoramik gibi çok hoş bir görüntü olabilir ama bu noktadan bunu çok fazla sokmamak gerekiyor. Evet, bir akarsu var. Bu bir deniz olabilir, işte bir bu şekilde bir dere olabilir, nehir olabilir falan. Dolayısıyla burada da ne önemli? Tamam, binalar çok önemli ama nasıl bunu çekmeliyiz? Bunu çekerken de bunların aksislerini burada suda görmeliyiz. O zaman bu dolu dolu bir fotoğraf olur. Şurada bir köprü var. Bakın onların eğimleri çok hoş.
Ama bu fotoğrafta mutlaka şimdi gidip de bunu buradan böyle çekmek çok anlamlı değil. Buradaki bütün zenginlik şuradaki yansıma. Evet, nasıl çekelim? Bir meydan var. Sanıyorum burası da İtalya falan şey tarzı ona benziyor. Boş, yağmurlu bir ortam. Bakın burada ne yapmış? Bu kompozisyona esas ana yüksek binayı yerleştirmiş. Onun sağ tarafında daha alçak bir aynı doku devam ediyor. Dikkat ederseniz kemerlerle birlikte. Bunun üzerinde hafif bir yükselti var şu bina. Farklı bir renkte. Ve zemin ıslak. Zemini de katıyorsunuz. Ve sol tarafta da bir sandalye masa dizimi var. Çok hoş, grafik bir dizim. Bakın hepsinden olduğu kadar. Şu kadar var, bu kadar var, şu kadar var ve şu var. Bir de ekstra ne yapmış? Gitmiş ortaya bir şemsiye koymuş. Artık bu şemsiye çok demede oldu. Renkli şemsiyeler kullanmak. Yani milyar kez kullanıldı belki. Bunu koymasa bile bence daha hoş olabilirdi. Yani gerekmiyor, şuna ihtiyaç yok. Ama şemsiye elinde hızlı adımlarla yürüyen birisi burada falan olsa belki şöyle hoş olabilir. Dengi katabilir. Evet. Bakın burada da ne var? Yine bir akarsu var. Burası Venedik Murano. Veya Murano. Murano olabilir. Yine burada bir kilise gibi bir yapı var. Ana bakın şey bu. Fotoğrafın ana ne diyeyim? Başrol oyuncusu bu. Ondan sonra diğerleri geliyor. Sonra buradaki hat ve buradaki tekneler. Ve bunların bakın gittikçe değişen açılarla buraya yayılmış olması. Gökyüzünden bir parça ve buradaki akarsudan bir parça. Dolayısıyla bunların denge içinde ilk programda söylemiştim. Yani kompozisyon var olan geometrik şekillerin bir arada uygunca kullanılması. Evet. Yine Floransa sanıyorum. Bir veya Roma olabilir. Bir çeşme, akşamüstü saati, yani bu hem ışıkların yanında ve sarı sarı gözüktüğü çok hoş görüntüler verir. Mutlaka bu saatlerde fotoğraf çekin, gökyüzü böyle parlament falan olduğunda. Bu sarı ışıklar çok hoş efektler verir. Mevcut aydınlatma yeterli. Ana obje burada. Geri planda işte onu destekleyen diğer objeler ve hoş bir gökyüzü. Evet, gitmişsinizdir. Burada da şimdi tek başına bakın bunu çekseniz yavan. Yani milyon kere çekilmiştir şu taş kaya mezarları. Ama bunun önünde teknelerle buradan geçerken bolca bir kamış yerleştirdim su kamışlarını. Dolayısıyla burada bakın ana objeyi ben kenarda bırakmama rağmen çarpıcı olan bu. Bu kadar yoğun bir kamış varken bakın gözümüz buna gitmiyor, buna gidiyor. İşte ne var burada? Bir anlamda üçte birin de etkisi var. Çünkü burada hiç farklı bir şey yok. Bir doku var. Sürekli birbirini tekrar ediyor. Bir ritim var, doku var. Burada ise şundan çok farklı bir farklı doku var. Dolayısıyla burada çarpıcı olan mesela buralara falan bakamazsın. Gözünüz buraya çeker. Demek ki bunu da böyle çekmek gerekiyor. Tam ortaya gelip de kaya mezarlarını koyun. Taşların ortasında kayalar. Yani bir vuruculuğu olmuyor fotoğrafın o zaman. O zaman bunu bu tarzı böyle çekmemiz lazım. Yani çok önemli şeyleri bile bazen böyle kenara koyduğunuzda daha önemini vurgulamış oluyorsunuz. Evet, bunu çok yıllar önce Kapadokya'da çekmiştim. 90'lı yıllar bu sanıyorum. Örnek olarak kullanmak istedim. Şimdi bakın bir şu yolun esi çok güzel duruyor. Böyle bir yol var. Ve burada ana objeler, deri bacaları. Çok güzel bir bulutlu gökyüzü ve önde de bir yaşam öğesi. Bakın buradaki tüm kareyi dolduran şu kadarcık bir at arabası. Bunu buradan kaldırdığınız zaman sadece bir manzara çekmiş oluyorsunuz. Demek ki bu tür manzaralar çekerken kenarına köşesine bir şeyler geçmesini bekleyin. Mesela bu sahilde bir şey olabilir. Buradan bisikletli geçmesini bekleyin. Yani bir şeyleri katın. Size ait bir şeyler olsun. Yoksa bu zaten var. Herkes bunu çekiyor burada. Ama şu kare başka birisinde yok. Benzerleri mutlaka vardır ama
Şimdi bir şey söyleyeyim. Buradan bir otomobil geçse aynı ağırlığı verir mi? Vermez. Çünkü bu daha otantik. Daha şu yapıyla ve buradaki yaşayan insanlarla geçmişte biraz daha bağlantı kuran bir şey. Obje bu. Dolayısıyla göze hoş geliyor. Ve dikey bir fotoğraf. Niye? Çünkü şu yol böyle geliyor. Bu tarafta başka şeyler var. Onların girmesini istemiyorum. Bir de yatay çekerseniz bulutları kaybedeceksiniz. Öyleyse bu dikey çekilmesi gerekiyor. Şu ana objelerden dolayı. Evet, Walter Rothfeld önemli fotoğrafçı. Bakın burada ne yapmış? Gidip de böyle löngedek ortaya piramitleri koyup çekmemiş. Çok öyle piramit fotoğrafı var. Buradaki bir kazı çalışmalarını, işte büyük ihtimalle kazı çalışmalarıdır. Onların harfiyatını hatırlarken oradaki kamyonun duruşu, kepçenin duruşu falan. Yani buradaki bu binlerce yıllık piramitlerin varlığına, işte bugünkü 20. yüzyılın, 21. yüzyılın alet edevatıyla burada bir araya getirerek farklı bir anlatım içine girmiş. Bakın burada üçte bir kuralı bu anlamda yok. Bakın ufuk çizgisi burada. Şimdi ufuk çizgisi, vay bu fotoğrafı olmaz falan diyemeyiz bunu. Fotoğraf olmuş bir fotoğraf yani. Ufuk çizgisi burada. Ha, şu obje belki dikey olarak üçte bire denk geliyor olabilir. Ama üçte bir kuralını biz burada uygulayacak olsak, bu fotoğrafı daha gökyüzünü fazla girip şuradan kesip şu objeyi şuraya koymamız gerekirdi. Bir anlamı var mı? Yok yani mutlaka onu. Çünkü burada şunun kesilmiş olması bile bunun görkemini gösteriyor bakın. Yakında bunun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Öbürünün zaten yüksekliği görülmüş. Bu dikey bir fotoğraf olabilir mi? Olmaz. Yani bu fotoğraf yatay olmak zorunda. Yani bu vurguyu yapması için. Dolayısıyla çekerken bunun yatay çekilmesi gerekiyor. Evet, gezdiğimiz yerlerde böyle güzel manzaralar görürüz. Orada şu şeyi tarzı uygulayın. Mesela böyle yakın planda işte çiçekler, ne bileyim dallar, yapraklar varsa onların arasından ana planı görüntüleyin. Bu bir çerçeveleme yöntemidir. Tabi bunları net yapmayacaksınız. Geri planı netleyeceksiniz. Bunlar flu olarak girecek. Hoş bir görüntü elde edersiniz. Yani genel gezi fotoğraflarınızda falan bunu uygulayabilirsiniz. Güzel fotoğraflar elde etmek için. Evet, bir nehir kıyısı, bakın teleobjektifle çekilmiş, bir yığılma etkisi var çünkü. Buradaki esas çarpıcı olan işte şuradaki sarı yapraklar, yollara dökülen ve ağaçların burada siyah böyle bloklar halinde durması. Sağ tarafta çok zayıf bir kentin görüntüsü var. Dolayısıyla bu tür yerlerde tam köprüyü de tek çekebilirsiniz. Yani şuradan çekip ağaçları da yukarıdan girebilirsiniz ona. Ama mutlaka birkaç şeyi birbiriyle katmaya çalışın. Sadece yalın bir köprü çekmeyin. Burada mevcut olan dokuları ne varsa kullanmaya çalışın. Deneyin, olur olmaz ayrı şey ama bir oradan en azından fikriniz gelişir bu konuda. Evet, bu da benim yine eski yıllarda çektiğim fotoğraflardan biri. Burada herkes Ayasofya çekiyor da o zaman yaz herhalde Haziran falan da hatırlamıyorum şimdi. Bu hatmiler çok güzel açmıştı. Dolayısıyla ben bu kısmı şu hatmilerle doldurmak istedim. Ayasofya, klasik Ayasofya zaten. Dolayısıyla bu farklı bir fotoğraf oldu. Bunu dikey çekemem çünkü burada yol girecek falan. Dolayısıyla şunlar, minareler girmeyecek. Şu burada yer almayacak. Yani şu kısmen girdi falan. Ama bu bir, yani daha aşağıya inemem. İstenmeyen görüntüler çıkacak burada falan. Dolayısıyla böyle bir tercihte bulunmuşum o zaman yatay olarak. Ama bu tercihimin sebebi şu çiçeklerin de kadraja girmesi. Bakın bu şimdi bambaşka bir Ayasofya. Yine o Ayasofya ne yapmışım bir sonbahar mevsiminde. Tabii şimdi o ağaçlar falan yok. Bu görüntü yok. Yine 90'lı yıllarda bu yanılmıyorsam. Şimdi birinci Ayasofya'yı gösterdiğim için bir de bunu göstermek istedim size. Bakın çok böyle bir karanlık Ayasofya, bir kasvetli yani korku filmi gibi. Çünkü onu hissettirdi bana. 24 milimetre çektim bunu yanılmıyorsam. Ve burada da ağırlığı gökyüzüne verdim. Ayasofya'nın buradaki o duruşu ve gökyüzünün tamamen dallarla kaplanması. Biraz daha mistik bir şey oldu, hava oldu.
Tabii yeri fazla almak istemedim. Burada insanlar, arabalar falan yani sanıyorum onlar vardı. Ama bu daha etkili oldu. Ana çarpıcı yer bakın şu gökyüzünde doku. Evet. Yine biraz önceki kare gibi yani bir manzarayı çekmek değil onu mesela gökyüzündeki boşlukları dallarla falan zenginleştirmek, çerçevelemek. Bunu öneririm aklınızda olsun. Burada bakın yine bir sonbahar olduğunu anlıyoruz. Yine bir yansıma, bunu mutlaka almak lazım. İşte yaprakları katmış. Yani sadece buradan kesmemek lazım. İşte tabanında da bir şurada zemin olduğunu, işte yaprakların bulunduğunu falan göstermek gerekiyor. Yoksa sadece yansımayı çekseniz çok yavan olur. Yani ortadan mecburen yansımayı almak için eksen tam çizgisi ortadan oluyor. Bunu da buradan kesiyorsunuz falan. Hiçbir şey olmazsa şey olmuyor, çok hoş, göze hoş gelmiyor. Evet, yine bu benim Orta Avrupa'dan sanıyorum çektiğim fotoğraftı. Burada da yine bir akarsu var. Tabii onun maviliğini falan göremiyoruz. Kapalı bir hava. Burada da işte ana iki tane büyük bina var, bir kule var falan. Bu genel peyzaj görüntüsü. Bunu yaparken de işte gökyüzünü bakın üçte bir miktar gökyüzü koymakta yarar var. Oradaki rahatlığı yani fotoğrafın sıkışmaması açısından. Aksi halde sadece şunu da çekersiniz. O başka bir anlatım olur. Ama genel görüntüleri göstermek açısından buna baktığınız zaman ne anlıyorsunuz? Bir işte hava şartı hakkında bilgi ediniyorsunuz. İkincisi burada akan bir nehir var. Üçüncüsü nehrin etrafı yeşillik. Burada büyük binalar var. İşte sağ tarafta da bir yerleşmiş işte yerleşim var. Onun mimari şekli var falan. Yani istediğinizi burada hemen şehrin dışında da yeşil alanlar başlıyor. Aynı bizde olduğu gibi hemen bizim şehirlerimiz etrafı böyle biliyorsunuz yeşil alandır. Evet. Evet. Eşim de soruyor dalga mı geçiyorsun diyor da tabii yani şimdi burada biraz ironi yapmak istedim. Bu da Mallorca. İspanya'nın Akdeniz'deki adalarından. Palma de Mallorca. Palma değil tabii burası, başşehir o. Bir liman fotoğrafı anlamında ben bunu getirdim. Hoş bir şey var, yerleşim var şöyle bir tepe üzerinde. Oradaki zaten yapılar falan çok şık. Bunu çekerken bunu mesela komple almak şey olur yani gerek yok. Bunu bir yerden kesmek gerekiyor. Şuradan da olabilir. Ama gölgesi de yine kalacak. Sudaki yansıması ve bunların da sudaki yansıması bir zenginlik katıyor. Bakın burada da nerede aslında ufuk çizgisi şu. Bana bakacak olursanız ortada. Ama genel kompozisyonun yayılımı, dağılımı rahatsız etmiyor. Yani bununla mesela tam karşıdan çekseniz aynı etkiyi alamazsınız. Hafif yandan şu gittikçe perspektif olarak küçülen görüntülerle bu tarz limanlarda falan hoş fotoğraflar çekebilirsiniz. Evet, bu da bakın aynı yerin iki farklı fotoğrafı. Birisini daha yüksekten çekmiş. Yani bu drone da olabilir veya işte oradaki bulunan büyük bir ihtimalle öyle bir şey. Bakın şu fotoğrafın anlatımı çok başka. Buradaki ana obje daha küçük, dağlar daha uzakta gözüküyor. Şuradaki renkler falan daha çarpıcı. Bunda ne yapmış? Zeminden çekmiş. Fakat dikkat ederseniz bunu daha uzaktan ve teleobjektifle çekmiş. Niye? Bakın dağlar büyümüş, yaklaşmış. Şu ana konu da yaklaşmış. Bu da hoş bir kompozisyon. Ama ikisi de farklı farklı lezzetli şeyler. Yani dediğim gibi yemekten örnek veririm. Yani işte güzel lezzetli bir zeytinyağı ile güzel bir etli patlıcanlı yemeğin zevki gibi ayrı ayrı bunlar. Birbirinden daha üstün değil. Ama çeken fotoğrafçının bakışını gösteriyor. Yani onun görmek istediğini bize gösteriyor. Evet, bu Side yine yıllar önce, 90'lı yıllar olabilir. Oradaki Artemis Tapınağı'nın kalıntıları. Şimdi tabii orası böyle değildir. Yani ben çok uzun zaman oldu gitmedim ama. Mutlaka sahil yapılmıştır. Doğayı korumak için buraya büyük duvarlar çekilmiştir denizin önüne. Burada insanların gezeceği, dolaşacağı parklar yapılmıştır. Hatta otoparklar bile konmuş olabilir buraya.
bilmiyorum son halinde gören varsa bunu değerlendirecektir. Burada yine suda bir akis var. Bu tapınağın aksi var. Yatay bir fotoğraf. Bu çünkü yatay, çünkü dikey de ben bunu hatırlıyorum. Dikeylerini de çektim ama yatayda şu güzellik oldu. Dikkat ederseniz fotoğraf şöyle bir akışı var. Burada da böyle bir akışı var. Şuradaki kayalar bunu dengeliyor. Ve şuradaki yükseltilerin karşısında şuradakiler çok hoş bir dengeleyici unsur oldu. Bunları fark ettiğim için fotoğrafı yatay tuttum. Dikey olsaydı sadece bakın şöyle bir şey gösterecektim size. Yavan bir şey olacaktı. Dolayısıyla örnek anlamında bu fotoğrafı seçtim sizin için. Evet, Asos Behram Kale. Bu da tabii renkleri düzeltilebilir ama sanıyorum olduğu gibi taranmış haliyle getirdim. Tabii orijinali bunun slide design'dı, böyle değildi, daha çarpıcı renkler. Dolayısıyla burada ne yaptım? Burada hiçbir şey yok. Sadece sütunlar var. Ters ışıkta, gün batımında. Ha bunu burada gün, yani güneş şurada böyle portakal gibi falan da çekilebilir falan filan yapılabilir ama bu daha yalın. Eğer burada güneş olursa dikkat hep oraya gidecektir. Yani şuradaki şunlara vereceğimiz dikkat bölünecektir. Ne kadar size yine gökyüzünde büyük boşluk var. Şu parlament mavisi ile birlikte. Şurada güneş battıktan sonra kalan kırmızılık ve esas ana objeler silüetel olarak burada. Dikeylerini de çektim ama bu yatay daha hoşuma gitti. Mesela şimdi çekseydim daha geniş açıda çekerdim bunu. Yani şunlar daha küçük kalırdı. Ortam çok daha büyük boşluklar olurdu. Yani işte zamanla insanın zevkleri falan değişiyor. Bakışı, yaklaşımı farklılaşabiliyor. Evet. Bergama'da bir fotoğraf. Bu da orijinali renkli olabilir sanıyorum. Fakat böyle hoşuma gitmiş. Buradaki güzel taraf şu. Bakın şuradaki taşlarla şuradakilerin renkleri farklı. Dolayısıyla bir kontrast oluşturmuş. İkincisi şuradaki kemerler, bakın şu bir, şu iki, şu üç. Buradaki yatay ve dikeylere kontrast hoş bir şey vermiş. Nasıl diyeyim, ona bir görüntü, bir form vermiş bakın. Ön plana şu daha büyük yerleşmiş ama bunun şunun mutlaka burada görmemiz gerekmiyor. Herhalde müsait değildi veya benim bulunduğum yer itibariyle iyi değildi. Mesela bunu 2 sene önce gittim tekrar aynı yer çekmek için ama buralara tel örgü falan gelmişler ve aynı açıyı bulamadım. Yani şu fotoğrafı tekrarlamak için gittim ama çok değişmiş oraları. İşte çevirmişler falan filan, o açıyı yakalayamadım orada. Dolayısıyla bu da dik çekilmesi gereken bir fotoğraf. Nasıl çekelim? Bunu dik çekelim. Evet, Viyana'da bu orada ünlü bir parkın içindedir bu katedral. Çok güzel şurada işli sütunlar vardır. Şimdi bunda da ne gerekiyor? Bakın bu da orijinali renkliydi bunun. Keşke onu da koysaydım. Neyse. Burada bakın şu öndekilerin silüet ve siyah olarak durması buraya bir derinlik katıyor. Bunu da dikey çektim ama bu dikey fotoğraf gitmiyor buna. Bunu da yatay çekmek gerekiyor. Dolayısıyla ışığın olduğu yer burası. Esas ana bina ortaya çıkmış. Fakat karanlıkta kalanlar silüet olarak burada bir derinlik oluşturuyor. Şuradaki ağaçlar olsun, işte insanlar olsun. Burada epeyce fotoğraf çekmiştim ama bunu sizle paylaşmak istedim. Dolayısıyla bu fotoğrafta yatay çekilmesi gerekiyor. Bunların hepsinin bir de işte günün o saati çok önemli. Işık yatık olduğu bir saat. Çünkü daha yukarıdan aydınlatma olsaydı, yani güneş tam tepede olsaydı. Bakın mesela şu sütunun gölgesi şuraya düşmüş. O zaman burayı gölgesiz olarak çekebilirdik ama şu şeyi alamazdık yani. Işık ve gölge zıtlığını burada alamazdık. Evet. Bu da İstanbul. O zaman gökdelenler yeni yeni başlıyor yapılmaya. Bunun da siyah beyazı vardı ama koymadım onu. Dolayısıyla burada bir çelişkiyi gösteriyor. Bir gerçeği gözümüze sokuyor. Yine bakın neredeyse 1/3 şey burada. Ama çok da fazla buraya getirmemek lazım. Şu boşluğu yine koymak gerekiyor.
Bunda dikey fotoğrafı da var ama bu yani ben yatayını tercih ettiğimizde bu daha çarpıcı çünkü. Bakın ortalamak da gerekmiyor. Bunu özellikle şu mesafeyle bakın şu mesafe bir değil. İşte bunun bir olmaması bir dinamizm katıyor izlerken. Yoksa simetri bir fotoğraf olur. Burada simetriden kaçmak gerekiyor. Evet, şimdi şuna geldik. Burada bir ara vereyim. Şey yapalım, stop share diyelim. Sorularınız varsa bir onları konuşalım, sonra devam edelim. Çete hemen bakalım. Evet. Burhan Bey, sizin anlattığınızla ilgili pozometre ile ilgili ayrıntılı bir bahseder misiniz demiş. Şimdi şöyle, pozometre fotoğraf makinelerinin bir çalışma sistematiği var. Bu ister analog olsun, ister dijital olsun. Çünkü analog ve dijital olması kayıt sistemiyle ilgili. Temelde hepsi aynı. Yani karanlık kutu. Sonuçta objektif içinden geçen kırılan ışıkları, objektif faatisinde kırılan ışıkları, farklı dalga boylarında kırılan ışıkları görüntü olarak bir yere kaydediyoruz. Bu film olur veya şu anda olduğu gibi bir duyarlı yüzey olur, sensör olur. Bundan sonra ikinci seçenek devreye girer. Yani ikinci seçenekte ikinci adım gelir. Yani fotoğraf makinesi bir objektif taktınız, işte filminizi koydunuz veya sensörü var da işte kartınızı koydunuz kaydetmek için. Ondan sonra yapılması gereken eskiden film kullandığımızda şeyler vardı. ASA ayar diye bir şey vardı. Belki duymuşsunuzdur. Bu filmin ışığı olan duyarlılığını gösteren bir tanımlamaydı. Mesela 100 ASA standart idi. ASA yükseldikçe ışığa karşı film daha duyarlı oluyordu. Yani 200 ASA, 400 ASA, 800 ASA, 1000 ASA gittikçe daha loş yerlerde daha iyi görüntüler elde etmemizi veya daha işte enstantaneyi yüksek kullanmamızı, işte saniyenin %1 değil de 1/300 falan gibi kullanmamızı sağlıyordu. O zaman ne yapıyorduk? Filmi değiştiriyorduk. Yani 100 ASA film yerine 400 ASA film koyuyorduk. Şimdi o kalmadı. Makinenin üzerinden ASA'yı seçiyoruz. ISO. ISO'yu seçiyoruz. Dolayısıyla birincisi ISO değerini seçmemiz gerekiyor. Ama benim önereceğim işte şu anda makinelerde en alt ISO değeri 200 falandır. 100 olan az var. 200'den başlar. 200'de tutmak veya otomatik konuma bırakmak. Bunu yaptıktan sonra siz bununla makinenin hangi ışık şartlarında çalışacağını tanımlamış oluyorsunuz. Bu önemli. İşte ondan sonrası geliyor arkadaşımızın sorduğu. Ona göre ister diyafram öncelikli çekebilirsiniz, ister enstantane öncelikli yani zaman öncelikli çekersiniz veya otomatik konumda çekersiniz. Hem enstantaneyi hem diyaframı kendisi verir. Ama neyi referans alacaktır? Siz kaç ISO'yu ayarladıysanız. Dolayısıyla onu referans alarak ışığın şiddetine göre bir diyafram ve enstantane ona uyumlu bir yapı verecektir. Bu arada farklı ışık ölçüm sistemleri de var. Onlar da nelerdir? Bir matrix sistem vardır. Bu da makineden seçebilirsiniz. Matrix sistemi seçtiğinizde vizörden gördüğünüz görüntü o dikdörtgen içerisinde giren her ışığı bölgesi olarak ölçer. Bunu 5 bölge, 8 bölge farklı şeyleri var. Ve onların bir ortalaması olarak size bir ışık değeri verir makineye. Komut verir. Der şu enstantane şu diyaframı çek der. Onun ortalamasının bir algoritması var. Onun hesabını yapar verir. Merkezi ağırlıklı konuma alırsanız onda da ne yapar? Ortadaki bölgeyi, oradaki ışık şiddetini karenin tamamının %70 olduğunu kabul eder. Ona göre bir ölçüm değeri verir. Enstantane diyafram verir. Bir de nokta ölçüm vardır. Nokta ölçüm de ortadaki küçük bir işte kare veya dikdörtgen içerisinde ki ışık neyse, orası gölge ise gölge, aydınlıksa aydınlık. Ona göre değer verir. Mesela ben şurada arkadaşlar görüyorlardı seni. Ben eğer nokta ölçümüyle burayı ölçersem burayı beyaz gördüğü için çok, açık renk gördüğü için enstantaneyi yükseltecektir, diyaframı kısacaktır.
Dolayısıyla burası an, normal renginde çıkacak ama buralar simsiyah çıkacaktır. Şu an ekran paylaşımı yok bu arada Özcan Bey, onu söylemiş olayım. Öyle mi? Hı-hı, hani onu belirtmiş olayım da. Nasıl yapalım, onu nasıl anlatalım? Kendimden anlatayım. Tamam yani. Tamam. Belki onun üzerinden unutuyorsunuz diye söylemek istedim sadece. Ha, tamam. Mesela ben nokta ölçümünü şuraya getirirsem buradaki renk ışık şiddeti geçerli diye sadece bunu esas alacaktır ve geri kalan kapkaranlık çıkacaktır. Eğer şuradaki karanlık bölgeyi noktaya getirirsen burasını karanlık görecek ve diyaframı açacak, estantiniyi düşürecek. Dolayısıyla şu beyazlar iyice beyaz çıkacaktır. Yani şu konuda ben şöyle anladım. Doğru mu anladım acaba? Eğer noktasal bırakırsa makine tamamen o noktadaki değerleri alıyor. Evet. Ve ona göre ISO'yu, ışığı, diyaframı ayarlıyor. Evet. Ama eğer geniş... ISO'yu biz ayarlıyoruz. Evet doğru. Evet doğru. ISO bizden geliyor. Evet. Diğer değişkenleri o ayarlıyor. Evet. Ama eğer genişte tutarsak bütün resmin ISO, diyafram ayarlarıyla beraber biz bunu şekillendirebiliyoruz. Dengeliyor. Yani aydınlıkları biraz aydınlığını alıyor, karanlıkları biraz açıyor. Hmm. Matrix'te yaparsak mesela, ki genellikle matrix'te tutmanız lazım şu anda sizin. Çünkü öbürü çok ekstrem bir şey. O biraz profesyonel işi. Yani özel efektler vermek, özel vurgulamalar yapmak için nokta kullanılır. Onu her zaman kullanmayız. Ama denemek deneyebilirsiniz. Bu çok değerli bir bilgiydi benim açımdan. Teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Ben de şeyi çok merak ediyorum. Eğer şunu da öğrenmiştim. Slide'ınızın başlarında aslında vardı. Kelvin. Ben aslında o konu biraz benim için şeydir, önemlidir. Yani hava durumuna göre Kelvin'le oynamayı çok severim ben. Ya o açıda da, ama o Kelvin'i bir türlü istediğim orana getiremem. Yani bazen çok olur, bazen az olur. Hava durumu da biliyorsunuz çok değişkenlik gösteriyor. Onunla ilgili, ya bak sana şunu tavsiye ederim Nail dediğiniz bir konu var mı? Peki, sana şunu tavsiye ediyorum Nail. Tutturamıyorum. Şimdi makinelerde hepsi zaten bu Kelvin ayarları şeydir, seçeneklidir. Orada bir otomatik vardır. Biz hep otomatikte tutarız. Dolayısıyla genelde otomatikte tut. Ama farklı Kelvin derecelerine girdiğin zaman orada seçenekler vardır onun içinde. O moda girdiğinde renk ısısıyla ilgili moda, Kelvin'le ilgili moda girdiğinde dolayısıyla farklı yaratıcı şeyler elde edebilirsin. Mesela lamba ışığı, şu anda ben lamba ışığı altındayım. Bunun Kelvin'i düşüktür. 2000 falan aşağı yukarı. Bunu gidip de gün ışığını ayarında çekersen farklı şeyler elde edersin. Veya yüksek Kelvin'de gidip sıcak renkleri seçerek böyle enteresan şeyler elde edebilirsin. Ya biliyorsun aslında ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Doğru mu bilmiyorum ama. Nasıl? Ya bir nevi aslında mesela yüksek bir derecede soğukluk varsa biraz sıcaklık ekleyerek onu kendimce dengeye getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi şöyle taraftan. Makinelerde o da var. Dediğim gibi genellikle biz otomatikte tutarız Kelvin'i. O zaten yüksekse dengeler, alçaksa ona göre dengeler. Ama bir yere tamam. kadar yapar onu. Ama ondan fazlasını manuel olarak da kendin müdahale edebilirsin. Tamam. Makinelerde onun seçenekleri var. Tabii kompakt makinelerde olmaz ama işte biraz da işte refleks türlü falan makinelerde, daha gelişmiş makinelerde var onlar. Her türlü müdahale edilebilir. Teşekkürler. Bir kere daha bakalım chatimize. Evet. Var mı soru arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Bu arada mikrofon açarak da sorabilirsiniz. Evet tabii ki mikrofonu hani bu kendiniz hani böyle bir kural yok yani. Filtreler kullanmayı öneriyor musunuz Özcan Hocam? Ben mesela siyah bir filtrem var benim. Gündüz pozlama yapabilmek için çok kullanıyorum ama onun farklı farklı renkleri de oluyor. Hiç kullanıyor musunuz siz filtre? Şimdi filtre şöyle söyleyeyim. Eğer fotoğraf makinesi edindiniz, var veya yeni alacaksınız, aldınız. Tabii onun önünde bir objektif, ya üzerinde kit olarak veriyorlar veya siz seçiyorsunuz. Onun önüne mutlaka bir ultraviyole filtre alın. Bu koruyucu filtre diye geçer. Ultraviyole veya sky filtre denilir buna. Zaten objektiflerin ucu önünde ince bir vida vardır filtre takmak için. Bu koruyucu filtredir. Çünkü
objektiflerin üzerindeki özellikle ön eleman ve arka elemanların üzeri mikron seviyesinde kaplamalar vardır. Bunu eğer bir şekilde çizerseniz o objektifi kaldırıp atmak zorunda kalırsınız. Çizilirse. Çünkü o bütün fotoğraflarınızda bir çizgi olarak çıkacaktır. Biz objektifi korumak için önüne mutlaka bir sky filtre koyarız. Bu sky filtrenin rengi etkisi yoktur. Sıfırdır. Yani soğan zarı renginde falandır o. Yani böyle işte pembenin çok yok böyle uçuk bir tonu. Renk etkisi sıfırdır. Onu koruyucu olarak yani bir fotoğraf makineniz varsa önüne mutlaka bir filtre takın. Ondan sonrası için de işte kreatif filtreler vardır. Efekt filtreleri. Şey filtre senin dediğin polarize filtreler var. Koyu renkli işte gölgeleri falan yansımaları düzelten. Ayrıca gri filtreler vardır. Onlar da işte senin dediğin gibi işte pozlama süresini uzatan. Bunların da renge çok etkisi yok. Uzun pozlamaya ihtiyaç olduğu zaman kullanılır ama bunlar bence biraz sonraki aşamalar. Yani önce düzgün kadrajlı falan istediğimiz şekilde fotoğrafı çekmek lazım. Diğerleri sonradan gelecek şeyler. Şimdi onlarla bence hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Tamam. Teşekkür ederim verdiğiniz cevap. Şu an ekstra olarak bir sorumuz yok. İsterseniz devam edebiliriz. Devam edelim o zaman. Peki. Evet. Şimdi burada size aynı binanın birkaç farklı fotoğrafını göstereceğim. Çok sayıda var da burada birkaç tane seçtim. Mesela burada bakın bu sanıyorum Londra'da falan bir yer. Şu meşhur bir bina çünkü. Mimari olarak önemli bir bina. Bu binayı fotoğraflamış ama önünde bir modelle, elinde şemsiye olan bir insanla fotoğraflamış. Şimdi biz her ne kadar bu insan birinci... Sanatçımızın adı neydi acaba? Efendim? Sanatçımızın adı neydi? Christian? Ley böyle yazıyor şeyde, isminde böyle yazıyor. Dolayısıyla böyle aldım. Bu I değil mi hocam o? L-I. L-I. Tamam, teşekkür ederim. Burada ana konu bu gibi gözükmesine rağmen bu binanın öneminden dolayı biz bunu da ana konu gibi sayabiliyoruz. Şu o kadar önemli bina değil. Dolayısıyla bu binayı böyle fotoğraflamış bir anda. Şimdi niye gitmiş de burada durmamış da burada durmuş? Niye? Çünkü şu binanın bir önemi var. Bakın, bunu ben çevirmedim. Bir başkası da böyle çekmiş. Mimari bir fotoğraf. Tabii burada filtre falan kullanmış büyük bir ihtimalle. Karartmış gökyüzünü. İşlenmiş bir fotoğraf tabii. Aynı bina. Bakın aynı bina. Bunlar şey fotoğraflar değil böyle özellikle seçtiklerim değil ama işte Instagram'da aynı binanın rastladığım fotoğrafları. Yani böyle eğitim amaçlı kullanırım falan diye düşünmüştüm. Nasıl çekelim? Yani bunu çok şekilde çekmek mümkün. Ha, bunu şey için söylemiyorum. Şu iyi, şu kötü anlamında söylüyorum. Sadece nasıl çekelim anlamında söylüyorum. Mesela dibine gidersiniz, dibinden doğru çekersiniz. Ne bileyim, drone ile yukarıdan aşağıya doğru çekersiniz falan. Yani burada esas vurgulamak istediğim işte nasıl çekelimi zorlamak, araştırmak. Bir, nasıl bakalımı içine katarak bakmamız gereken yerden doğru. İki, tekniği katarak. Yani estantinesi, diyaframı falan bu teknik konuları katarak. Bakın aynı bina. Burada da ne olmuş? Bakın biraz önce koydum. Yanal bir ışık almış. Işığı buradan almış. Ve bu derinliği sağlamış böylece. Evet. Burada bakın yağmurlu havalar çok güzel fotoğraflar verir. Burada da gerçekten şakır şakır bir yağmur var. Geri plan filo ulaşmış. Bakın burada insanlar daha koyu renkli. Yakın olduğundan bir anlamda. Çünkü buradaki gölge de koyu renk aslında ama araya yağmur katmanı girmiş. Dolayısıyla bunu da bir parça mesela yüksek estanteneyle bu değil de biraz daha mesela atıyorum 1:30 falan gibiyle yani şu yağmurun çizgilerinin belli olması lazım. O yüzden pozlamayı bakın biraz uzun tutmamız lazım burada. Yani 1:1 estanteneyle bunu alamazsınız. 1:1 estanteneyle havadaki damlacıkları yakalarsınız.
Ve bu eğer yakınızdaysa da damlacıklar, netleme alanı içindeyse böyle daha belirgin çıkar. Ha, öyle de güzel fotoğraflar çıkabilir. Ama bu fotoğrafın güzelliği bu yağmurun çizgilerinin gözükmesi. O da düşük enstantaneyle oluyor. Nasıl çekelim de burada işte bu ortamları denemekte yarar var. Bakın çok hoş, böyle statik, durgun, hani böyle insana huzur veren bir fotoğraf belki. Dingin. Bu sisin etkisi var. Sisli ortamlarda mutlaka çıkın. Bir şeyler görürsünüz, bulursunuz. O derinlik çok hoş oluyor. Balık tutanlar, yerdeki bu doku. Ve dikey bir fotoğraf tabii. Yani bu da bir anlamda dikey olmak durumunda. Yatay yaparsanız burada istedim istemediğimiz bir sürü şey girebilir. Ya bilemiyorum yani, oradaki ortamı denemekte de yarar var. Yine bakın, yağmurlu bir ortam. Yansımalar. Yağmurun en güzel tarafı yansımaların olmasıdır. Yani burada İzmit'te bile çıkın sokağa, ne bileyim bir trafik ışıklarının olduğu yere, E5'in kenarına, ne bileyim bir şeye, orada bir yerdeki yansımalarla birlikte geçen işte silüetleri falan fotoğraflayın. Biraz düşük enstantaneyle 1/30, 20, 10 falan deneyin. Ters ışık. Ters ışığı mutlaka kullanmak lazım. Yani ters ışık ne zaman oluşur? Öğlen saatlerinde olmaz. Ha, olabilir belki bazı yerlerde ama genelde ters ışık ışığın yatay olarak geldiği sabah ve işte akşamüstü saatlerinde ortaya çıkar. İşte bahsetmiştim, bize eskiden bilinen, söylenen işte ışığı arkana alacaksın. İşte ana konunun üstüne ışık düşecek. Yani ışık o şekilde kullanılırdı ama burada tam tersi, ışığı karşınıza alacaksınız. Bakın gelecek, yansıyacak. Silüet fotoğrafı olacak. Daha grafik, hoş görüntüler çıkıyor. Bakın bu da bir ters ışık. Ya bu, özellikle bu sahneler kurgulanmış. Yani Uzak Doğu'da bunlar çok yaygın. Para verip poz verdiriyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Her türlü düzenlemeyi yapabiliyorsunuz. Ama ters ışık çok, yani kompozisyondan öte çok lezzetli bir şeydir, fotoğraftır. Evet, bak yine ters ışık, bir işte disco falan gibi bir yerde işte laser şeyi var. Laserlı ışıklar veriliyor falan. Hoş fotoğraf olmuş. Dikkat ederseniz bunu merkeze getirmiyor. Bakın kenardan gidiyor bunlar. Ve ana lekeler burada. Altı karanlık falan. Ufak tefek detaylar belli oluyor burada. Ama çok hoş, bir lezzetli bir fotoğraf. Yani böyle çekmekte yarar var bunu. Yani şunu tam ortalamamak lazım. Şu uzayıp, şunların uzayıp gitmesine izin vermek lazım fotoğraf içinde. Dinamik olması için. Mesela bu biliyorsunuz şeyde de, İzmit'te de var. O eski vilayetin yerinde yapılan Yeni Cuma'nın oradaki şeyde, alanda şu su fıskiyeleri falan var. Yazın herhalde, bilmiyorum, çalıştırırlar mı? Yani orada bekleyin, bu tarz fotoğraflar çekebilirsiniz. Ters ışıkta yine. Yani sırtınızı binalara vereceksiniz. Deniz yönünde bakacaksınız. İşte oradan gelenler, geçenler, ya yataylar genellikle oluyor ama dikeyler de olabilir. Mesela bu yaz orada biraz dolaşabilirsiniz. Gölgeler çok önemli. Bakın buradaki anlatım çok hoş bir anlatım. Burada gerçek olan ne var? Kedi var. Ve onun gölgesi. Diğerleri sadece gölge olarak var fotoğrafta. İşte bu bir fotoğrafın dili, anlatımı, felsefesi. Yani şimdi insanın burada olması gerekmiyor ama bir düşünce var burada. Bunu düşünmüş ve tabii akşamüstü ışığı, bakın iyice yatmış, gölge ne kadar uzamış. Yani bunlar yaratıcı, hoş. Yani yeterince fotoğrafla uğraşırsanız bunlar böyle arka arkaya bu düşünceler geliyor. Evet, ters ışık. Silüetlerin güzelliği. Bu da gölgeler. Yani gölgeler çok önemli. Çok hoş bir fotoğraf. Evet, bu da farklı bir bakış yine. Şöyle bir bitkiye netlemiş. Geri plan flu bırakmış. Bunu bilinçli olarak yapmış. Tabii bu
durumlarda fotoğraf makinesinin sarsılması elde çekiyorsak söz konusudur. Bunu mümkün oldukça ya sehpalı ya bir yerden destek alıp falan çekmemiz gerekir. Bakın böyle bir mekanda işte burada birisi yürürken veya buradan birisini yürüttürebilirsiniz, koşturabilirsiniz. Mesela şey gibi düşünün, böyle bir işte arkadaşınız uzun böyle ne bileyim şifon tarzı bir şeylerle koşturup burada onlar şöyle dalgalansa peşinden falan. Yani bir yaratıcı çok şeyler ortaya çıkabilir. Ana leke bakın. Şurada ana çizgi, onun ortasında çok güzel bir gökyüzü. Tabii yansıma fotoğrafı. Sanıyorum ters basılmış olabilir. Evet. Bakın kreatif fotoğraflar bunlar. Yine bakın ufak ufuk çizgisi burada. Çünkü ana doku aşağıda. Şimdi burada gökyüzünde çok bir şey yok. Ve şu tür oluşumlar genellikle uzun pozlamadan kaynaklanıyor. Yani bulutun hareketinden kaynaklanan şeyler bunlar. E tabii şimdi şey de oluyor. Yani Photoshop'ta da bunlar eklenebiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani Photoshop'u iyi kullananlar fotoğrafı baştan yaratabiliyorlar. Buradaki esas hoş olay şuradaki doğal dokuyu yapay bir dokuyla kesmiş olması. Sanki bir jif veya bir lastik firmasının reklamı falan gibi bir şey. Buraya da bir tane o arabayı koyarsanız tamam, alın size reklam fotoğrafı. Yani tam böyle bir bıçak sırtıdır bu. Yani kreatif fotoğrafla reklam fotoğrafı, tanıtım fotoğrafı birbirine çok yakın fotoğraflardır. Bakın işte proporsiyon dediğimiz bu kesimler. Çok hoş bir sanki bir fotoğraf, iki fotoğraf, üç fotoğraf. Fotoğrafı üçe bölmüş gibiyiz burada. Ama şeyler çok hoş. Yani duruşlar çok hoş. Yani şunlar çok önemli şeyler. Burada köpek oturuyor olsa başka bir görüntü verir. Köpeğin şu pozisyonu burada bakın. Kuyruğu, başı ve ayaklarının duruşu. Burada çok hoş durmuş. Biçimsiz bir görüntü olursa tadını kaçırır fotoğrafı. Yani kafası öne eğik olsaydı. Mesela bacağını işte kaşıyor gibi, yalıyor gibi falan olsaydı bu kadar hoş olmaz fotoğraf diye düşünüyorum. İnsanların duruşları çok hoş. Gayet sakin. Yani bir sonsuzluğa bakıyorlarmış gibi. Yani bir zamansızlık, sonsuzluk içinde sanki biraz da yaşlı insanlar gibi. Yani biraz öyle gözüküyor. Çok genç böyle dinamik bir havaları yok. Bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor ama. Dolayısıyla bu üçte bir. Bakın bu tam dört dörtlük üçte bir. Bunun hiç kaçarı yok. Yani çok hoş yerleşmiş. Çok iyi kurgulanmış bir fotoğraf. Tabi biraz da renklerle de oynanmış. Yani doğal renkler değil bunlar. Buna müdahale var. Daha böyle şey hale getirilmiş. Biraz daha otantik hale getirilmiş fotoğraf. Ama güzel yapmış yani. Benzeri bir şey yine. Bakın burada uçuk renkler kullanmış özellikle. Bunu daha keskin yapabilir ama böyle bir hayalimsi gibi sanki. Burada da farklı bir hava vermiş. Bakın renklerin hepsi uçuk, keskin değil. Yine küçük bir kum hattı burada. Sonra bir deniz hattı ve sonra büyük bir gökyüzü hattı. Yine üç kesim var burada. Ve bu ara kesimi denizde olan deniz kesimine de tekneleri yerleştirmiş. Bunu biraz daha yüksekten çekse farklı bir şey olur. Biraz daha alçaktan çekse şunları kaybeder. Dolayısıyla bakış yüksekliği çok önemli. Yani fotoğrafta bakış yüksekliği nasıl çekelim anlamında çok önemli. Evet, bunlar da minimalist tarzı fotoğraflar. Bir öncekinde olduğu gibi. Çok hoş. Yani bu işte o denk mi gelmiş yoksa işte bunu böyle bir yer olduğunu keşfedip orada onu mu çekmiş? Ama çok güzel bitmiş bir fotoğraf bu. Sanki ikisi de düşünüyor. Neler düşünüyorlar? Yani ikisinin de aksileri düşmüş suya. Tabii yine üzerinde çalışılmış fotoğraf. Burada belki mutlaka bir şeyler gözüküyordu, vardı, karşı sahildi falan filan ama bir sonsuzluk içinde işte bir insanla bir hayvanın burada neredeyse birbirleriyle aynı düşünceler içindeki duruşlarını anlatıyor bize. Hani diyoruz ya sonuçta aynı gezegendeyiz. İşte gidecek yer yok. İşte hayvan da aynı yerde, biz de aynı yerdeyiz. Böyle bir büyük boşluk içindeyiz. Ya bu ayrı bir şeye giriyor. Fotoğraf okumak, yorumlamak falan. Bakın buradaki espriyi görüyor musunuz? Yani şöyle bir ağız, şöyle de gözler. Onu görmüş. Hani bunu bir şekilde
katmış oraya. Ama bu olmasa bile yine güzel fotoğraf, kreatif fotoğraf. Tam bir minimalist fotoğraf. Yani bunu alıp duvarınıza asarsınız. Yani çok hoş. Bir kısım ağaçlar. Bir tane ev. Kırmızı. Ve yine böyle bir sonsuzluk ortamı. Bunu mesela panoramik olarak da şöyle yapsanız falan çok hoş olabilir bu da yani. Çok güzel fotoğraf olur. Bakın aynı şekilde. Şimdi bu kuş burada olmasa fotoğraf hiç yani bir anlam veremezsiniz. Ha bunun yanında başka bir şeyler varsa birkaç fotoğraf bir portfolyo şeklinde bütünlük içerebilir. Ama tek başına şu olmadığı zaman bir anlamı yok. Yani boş. Veya bunu çekenin buna yüklediği bir anlam varsa onu dinlemek lazım. Onu görmek, konuşmak lazım falan. Ama kuş burada her şeyi bir de bakın şu çizgilere zıt bir hareket yönü var. Şu kuşun yönü şu bakın. Kanatlarının, gövdesinin duruşu. Kaldı ki bunlar olmasa sadece kuş olsa yine bir zayıflık söz konusu. Da bu da bir an fotoğrafı. Onu yakalamış tesadüfen. Belki birkaç tane çekti. Böyle denk geldi. Hatta bazı fotoğraflar çekeriz. Sonradan bakarken görürüz. İşte oraya kuş girmiş içine veya ne bileyim başka bir dikkat çekici bir şey var. Evet bunlar da estantane fotoğrafları yani yüksek estantane fotoğrafları yani 1000 estantane, 2000 estantane falan. İşte ilk denize atlandığı zaman veya bir suya düştüğü zaman işte su damlacıkları hoş fotoğraflar oluşabilir böyle işte. Mesela burada fotoğraf çekerken bunu şeye bırakmayacaksınız, estanteneyi siz vereceksiniz. Yani otomatik konumda çekemezsiniz bunu. Yani bu efekti alamazsınız. Yüksek estantanede çekeceksiniz. Bakın burada olduğu gibi. Bu da yüksek estantanede çekmiş. Mesela fotoğrafa baktığınızda şu bir hata gibi gözükür normalde. Teknik yani. Bu güneş böyle olmaz burada. Ama bu o kadar hoş olmuş ki burada. Yani güneşin patlayan ışığı burada. Yani tam çünkü başının hizasında yakalanmış. O yüzden şu üzmeler gelmiş. Yani bu şu baş biraz daha aşağı olsaydı şunu yakalayamayacaktı. Yukarı olsaydı tamamen kaybedecekti. Bu da silüet çıkacaktı bunun gibi. Şuradaki ağın duruşu, gökyüzündeki bulutlar, yani şuna çok patlamış olmasına rağmen estantane olarak çok hoş bir fotoğraf. Değerli fotoğraf yani. Artık bunun dikey yatayı falan yok. Çünkü bunlar an fotoğraflarını makinenizi nasıl tutuyorsanız öyle devam edeceksiniz. Ve burada bir şey daha var. Artık tabii şimdi daha kolay bunlar. Makinenizi şey konumuna alıyorsunuz. Sürekli çekim konumuna alıyorsunuz. Saniyede İşte 5 kare, 8 kare çekiyorsunuz. Ondan sonra içinden seçiyorsunuz. Şimdi birçok insan böyle yapıyor tabii. Bu şey gibi yani işte trolle çıkmak gibi bir şey yani. Sen orada şey diyorsun, tarıyorsun ne varsa. Ben balık yakaladım diyorsun. Ama esas ustalık onun sandığına bineceksin. Yemini hazırlayacaksın ne balığı tutacaksan. Ona göre hazırlığını yapacaksın. O istediğin balığı orada gidip 3 saat belki zaman harcayacaksın. Hoş mangalı da koyarsın belki sandala falan ama yani o keyifli tarafı iş orada. Yoksa sen makineyi otomatiğe bağla. Saniyede 8 kare 3 saniyede 24 kareyi çek içinden seç. Yani bu fotoğrafla uğraşan birisi için yani bilinçli olarak uğraşan birisi için yapmayacağı şeyler yani. Ha basın fotoğrafçısıdır falan anlı yakalanması lazım falan ama ayrı konu da. Ha, bu benim görüşüm tabii. Bakın bu da çok hoş bir fotoğraf. Yani gölge buraya tam düşmüş. Bir de şeydir yani fotoğrafı kritik an denilen şey. Henry Cartier Bresson'un dediği gibi kritik an. Şimdi bu bir hareketin bir cycle düşünün. En yükseldiği yer vardı sonra aşağı düşüş başlar. Bu en yükseldiği yerde yakalamış bunu. Aşağıya düşüşteki bu ifade de değişir. Bu vurgu da olmaz. Bu gerçekten bir an fotoğrafı ve hareket en yüksekteyken yakalanmış. Birkaç saniye veya salise sonra bu aşağı inmeye başlayacak ve bu pozisyon değişecek. Bakın yine bir an fotoğrafı. Bu tabi bilinçli olarak yapılmış. Onu orada zıplatmış. Eminim epeyce zıplatmıştır. Çünkü tam bu şeyin jantın içine denk gelecek şekilde onları yapmaya çalışmış. Ama hoş güzel bir düşünce yani. Uğraşmış bir şeyler yapmış.
Bakın yine bunu eminim defalarca çekti. Atlattı çocukları falan filan. Şey yapmak gerekiyor. Bakın eller çok hoş burada görüntüsü ellerin, dikkat ederseniz. Ayakların duruşları, kolların bakın hep 90 derece duruşlar böyle falan. Çok hoş bir şey fotoğrafı da. Evet, bu da yine Estantene fotoğraflarından. Ana leke burada, diğerleri işte saçılmış bir şekilde. Evet, şimdi geldik. Cam arkası fotoğraflara. Yağmurla birlikte işte cama netleyerek geri planı flu bırakıp çekilen fotoğraflar. Bunu şey yapanlar da var. Mesela böyle cam alıyor, üzerine spreyli su fışkırtıyor ve arkasından çekiyor. Hiç olmayan bir şeyde. Böyle bir yer yok. Orada çekiyor. Yani sonuçta bir şey yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz ama doğalı işte var olan ortamda çekmek. Yani bunu da tavsiye ederim. Arabanın bile camından çok hoş kareler çıkıyor. Geçenki sunumda ben göstermiştim öyle benim bir fotoğrafımı sanıyorum. Buradaki bütün espri neti cama yapacaksınız. Damlacıklara yapacaksınız. Geri plan flu kalacak. Çok güzel fotoğraf yine. Yani belki şurada biraz fazlalık var. Şurası gereksiz gibi geldi bana. Evet bakın bu da aynı şekilde. Evet. Tabii yani bu damlacıkların bulunduğu yerde geri plan çok önemli. Burada gördüğünüz gibi. Mesela burada ben sanıyorum ki öyle bir camın üzerine bunları yaparak yapmış. Çünkü şimdi şu işaretin bulunduğu yerde zeminde böyle bir cam yoktur orada yani. Dolayısıyla bunlar sonradan yapılmış. Belki yani şimdi o kadar çok şey var ki Photoshop'ta yapılabiliyor. Yaratabiliyorsunuz fotoğrafı. Böyle bir ortamda olmayabilir. Evet, geldik insan fotoğraflarına. İnsan fotoğrafı çekmesi en zor fotoğraflardandır. Portre fotoğrafları. O insanla bütünleşmek gerekiyor. Onunla, onun duygularını, fotoğrafa bakışını, şunda olduğu gibi vermek gerekiyor. Hele bir de böyle yaşlı insanlarsa, o yılların çizgileri yüzünde taşıyorsa, bu gerçekte yani birçok fotoğrafçının şeyidir. Vazgeçemediği fotoğraf tarzıdır portre. Ama bakın burada şey çok önemli. Şimdi herkeste de bu olmaz. Şimdi bu yaşlı hanımın müthiş bir yüzünde doku var. Giysileri öyle ve duruşu bakın çok güzel bir duruş. Yani şu fotoğrafın dikey çizgilerine zıt bir anlamda şöyle eğimli bir duruş var burada. Ve bakışı çok hoş, çok doğal bir bakış yapmış. Yani bunu yakalamanız için öyle ya, gel aa, teyze ne güzel gel seni çekeyim bak şuraya falan da bu olacak bir şey değil. Doğru da değil. Daha önce söyledim. Evet. Yine çok güçlü bir fotoğraf. Bunları siyah beyaz. Şimdi ne kadar renkli olsa olmuyor maalesef. Siyah beyaz daha başka bir şey veriyor. Siyah beyazda bu duyguyla baş başa kalıyorsunuz. Renkli de şimdi şurası yeşil gözükecek. Orası mavi, orası kırmızı falan filan. Böyle işte bu kahverengi. Buradan yeşili çıkmış falan. Yani işte gözleri yeşil falan. İşte sigaradan şurada bir sarı var. Burası beyaz ama burası sarı falan. Ya böyle bir sürü kafa karıştırıcı şey çıkıyor. Ama öbür türlü bu adamla siz böyle göz gözesiniz karşılıklı. Evet, bu da tam bir stüdyo fotoğrafı. Ama bakış, duruş, yani bu bir sürü şey anlatıyor size. Bir kere bunu gördünüz mü? Hani bu belki tanınan birisidir, biz tanımıyoruz ama bu kişinin bir gitarcı olduğunu görüyorsunuz. Ve bu sanıyorum 70'lerinde falan birisi yaş olarak da yani bir yorum yapabiliyorsunuz. Bu yıllarını bununla geçirdiğini görüyorsunuz. Ve bakın alan derinliği çok dar. Burada elini net görmemiz gerekmiyor. Burada alan derinliği var. Nasıl bir ışık? Bakın yanal bir ışık gelmiş. 90 derece yanal bir ışık gelmiş.
Fakat burada da bir şey kaybetmemiş o işin gücüyle. Hafif bir reflektör de var yani şu yönde. Çünkü bakın bu yanal ışık şurada tam dik duruyor. Aslında şu ışık karşıdan verilmiş bir ışık kısmen. Ha, demek ki burada bir reflektör tutulmuş şu açıdan. Yani siz böyle fotoğrafı işte patır kütür otur oraya ben seni çekimle çekemezsiniz. Işığı falan her şeyi dizayn etmeniz gerekir. Hatta bunu bir önce çizmeniz gerekir. Evet. Şu benim çektiğim fotoğraftı. Bu da bir portre fotoğrafı. İşte yaşlı bir bayan. İşte eşi vefat etmiş o. Kitap okuyor. İşte burada kahvesini içiyor. İşte masada bir çiçek var falan. Ve tabii bulunduğu pozisyon itibariyle de aslında böyle ileriye bakması lazım ama ona işte bana bakmasını söyledim. Çektiğim fotoğraf için en doğalı bu çıktı. Gülümseyerek öyle bir bakış. 24 mm'ye çektim bunu. Evet. Bak yine portre ama yaratıcı bir fotoğraf. Büyük bir ihtimalle herhalde bu çocuğun anneannesi falan filan onu almış. Onu da fotoğraflamış. Sonuçta işte bir burada bir ayna tutmuş gibi. Yani şu fotoğrafı tek başına düşünebilirsiniz. Bunun tamamı var şöyle yaşlı fotoğrafı. Getirmiş bunu monte etmiş. Dolayısıyla başka bir mesaj veriyor. Ama güzel bir düşünce. Stüdyo ortamında yapılmıştır. Bu tabii artı sonra üzerinde çalışılmış. Bak, bu da bir anlamda portre fotoğrafı. Ana obje burada. Bakın buna da bir reflektör tutulmuş. Yoksa aydınlık gökyüzü. Bakın şunun nasıl yüzünde gölgeler var. Bunda da var. Ama bu aşağıdan doğru bir reflektör tutulmuş. Böylece yüzün aydınlanması sağlanmış. Yoksa ışık şuradan geliyor bakın. Şu yönde gelen bir ışık var. Yanal ışık var. Yoksa bunu siz normal çekseniz böyle elde edemezsiniz. Veya Photoshop'ta bunu işleyip açmanız gerekir. Onun bir başka türü. Burada yine bakın ışık yumuşatılmış burada da. Çünkü bakın ne kadar sert keskin burası. Evet. Bu da güzel portre fotoğrafı. Bu gayet samimi, doğal bir bakış. Diğerleri de işte ne yapıyorsun diye bekliyor orada. Tamam. Geri plandakiler de izliyorlar bir şekilde. Gözleri burada onların aslında. Ortamı görüyorsunuz. Yaşanılan yeri. Gülümseme doğal. Ne kadar doğal yüzündeki gülümseme. Şu gözü sanıyorum bir arızalı bu göz. Normal değil. Ama bakın fotoğrafta şu şey çok önemli. Dikeyler ve yataylar varken ana konuyu bakın diagonal yerleştiriyorsunuz. Bu bir dinamizm veriyor. Çok hoş bir şey bakın. Ana çizgisi böyle. Ama diğerleri nedir? Ana çizgisi tamamen dik. Bunların içinde şu çizgiyi veriyorsunuz. İşte geometrik şekiller bakın. Geometrik şekiller size. İşte geometrik şekiller de burada var. Evet. Buradan tek insan portresinden kalabalık insan gruplarına doğru geçtik. Bakın burada da o anı tabii habersiz çekmiş. Bu bir şey anlatıyor. Hepsi dikkatli onu dinliyorlar. Yaşlı insanlar. Genellikle fotoğraflar bakın bir insan bu kadar büyük bir leke halinde arkadan fotoğraflanmaz. Bu rahatsız edici bir şey. Ama burada o kadar güzel dengelemiş ki hikayeyi bütünlüyor burada bakın. Ve şu geriden görünen böyle yüzü gözükmüyor adam hiç rahatsız etmiyor. Bakın fotoğrafın yarısını bu kaplıyor dikkat ederseniz. Şu alanı düşünecek olursanız neredeyse yarısını kaplamış fotoğrafı sırtından. Ama çok güzel kurgulanmış. Evet, bu dik olabilir miydi? Olmaz. Yani bunların hepsini sığdırmak için bunu yatay çekmek zorundasınız. Evet. Bakın bu da bir yine portre fotoğrafı. Buradaki bakışta ne kadar doğal. Bir şekilde baktırılmış, poz verdirilmiş falan ama bakın yine buradaki flu'luk alan derinliğinin ne kadar az olduğunu gösteriyor. Mesela burada bakın bu da net olsa, her taraf net olsa şu vurguyu alamazsınız.
Burada netlik bize gözümüzün nereye bakması gerektiğini, nereyle temas kurmamız gerektiğini gösteriyor. Gerisi flulaştırılmış. Bunu da neyle yapıyoruz? Bir, seçtiğimiz objektifle, iki, seçtiğimiz diyaframla. Bakın başka bir kurgu fotoğrafı. Bu görüntüde bir insan yüzünü elleriyle kapamış, o parmaklar, dokular belli ve geri planda da bir daha da aydınlatılmış bir aile fotoğrafı ve hepsinin yüzü silinmiş. Hatırlayamıyor belki yüzlerini bile, hepsi uçmuş gitmiş. Burada başka bir mesaj var, başka bir kurgu düşünce var. Ama burada da bir müdahale var. Niye? Çünkü şurası daha aydınlık yapılmış. Bakın buralar karartılmış. Niye? Elde aydınlık. Bütün vurgu şuraya yapılsın diye. Dikkat burada olması için. Evet, bir kahve fotoğrafı. Bu standart bizi çekebileceği gibi. Yani bu habersiz falan çekilebilir yani bir anlamda. Ama tek başına çok anlam olan fotoğraf değil. Bunu seri halinde yaparsanız, mesela o kahvedeki belli süreçleri fotoğraflarsanız, insanları falan daha anlamlı olur. Ama tek başına işte orada amca ne güzel oturuyordu, çektim olur. Başka bir şey olmaz yani. Evet. Şimdi bu tarz fotoğraflar çok çekilir bizde. İşte meslekleri anlatan, işte kaybolan sanatları anlatan falan. Bu da öyle birisi, tanınmış birisi. Bu gramofonların tamirlerini falan yapan işte sayıda insanlardan, belki de şimdi yaşamıyordur, bilmiyorum. Dolayısıyla o fotoğraflanmış. Çalıştığı yaş, ortamla birlikte. Burada da bunu yatay çekmek zorundasınız. Yani dikey olsa yeterli şey ama dikey çekecekseniz belki yani ne bileyim, şöyle bir portre alabilirsiniz. Yani şöyle bir portre. Veya biraz önceki tek portre, şöyle bir portre alabilirsiniz. Elindeki sigarayla birlikte falan alabilir. Yani bu, şu ortamdan bile onlarca fotoğraf çıkar. Evet, bakın bu da yine başka bir lezzette fotoğraf diyeyim. Yani yalın, temizlenmiş, ayıklanmış, dikey çizgiler var. Ve kapıdan belli bir gülümsemeyle, ifadeyle bakan işte yaşlı bir kadın. Ve burada da şimdi hayatta olmadığını rahatlıkla tahmin edebileceğimiz ve bunun duruşuna tam zıt bir duruşta bir fotoğraf. Yani çok hoş, güzel düşünülmüş bu, kurgulanmış. Evet, ne yapılmış? Bakın ters ışık. Şu şapka ve görüntü buraya düşmüş. Hoş bir fotoğraf bu da. Yani tabii böyle bir cam ışığını görüp buraya birisi de oturtulmuş olabilir. Tesadüfen de olabilir ama dediğim gibi sonuç önemli buradaki. Yani müdahale edilmesi falan filan değil. Gerçekten sonuç olmuşsa diyecek bir şey yok. Şu benim fotoğrafım. Bunu Antep civarında bir köyde çekmiştim. Bir kahveye girdik, içeride oturuyorlar falan. Hemen birkaç kare çektim orada. Ben kare çekerken ne oluyormuş gibilerden baktı. Arkadaki de ne yapıyor bu adam falan gibi. Bu da yani o da bana karşı bir dikkat oldu. Bu beni gördü fakat sonra başını çevirdi. Sanırım iki kare falan çektim orada. Bir anda yani çekilmiş tam bir an fotoğrafı. Dolayısıyla bunların oturuşları, pozisyonları, işte hepsinin kasketli oluşu, hepsinin belli bir yaşta oluşu falan böyle hoş bir anda orası da. Mesela bunu dikey koyamazsınız. Dikey çekemezsin. Dikey oturtup yani bunları çalışabilirsiniz başka bir şey. Mesela bu ortam ışığıydı o anda. Tabii düşünülüp daha iyi kalitede çekilebilir. Ama bazen işte elinizdeki şartlarla hemen o anda bir şey yapıyorsunuz. Bunu da böyle çekmişim. Evet, kalabalık insan grupları işte bir yürüyüşten veya bir yerden geliyorlar. Bakın öndeki görüntü. Bakın diğerleri flulaşıyor dikkat ederseniz. Esas obje bu. O da tam objektife bakmıyor. Yukarıda başka bir yere bakıyor dikkat ederseniz.
Bakın yine başka bir fotoğraf. Burada artık ana konu diye bir şey yok yani. Buradaki bir bütünlük söz konusu. İnsanların duruşları. Evet. Yine bakın böyle bir fotoğraf. Yani buradaki bütün olay, hatırlarsınız geçen sefer bir Rus askerlerinin yürüyüşü vardı. Bir tanesi esniyordu. Yani ona benzer bir fotoğraf. Hepsi oturuyor. Bir tanesi kafası çevirmiş yukarı bakıyor. Bunu sadece şunların içinde de öyle bir kare yakalayabilirsiniz. Yani şuraya hiç katmadan bu beyazı. Ama burada bir an, şimdi burada tabii çok farklı bu fotoğrafa gönderme yapılabilir. Burada bir kontrastlık söz konusu. Hem renk hem de yaşam biçimi olarak kontrastlık söz konusu. Bakın adamların neredeyse hepsi beyaz giymişler. Burada hepsi simsiyah. Bir tek burada yüzün döndüğü için burada bir beyazlık görüyoruz. Evet. Doğadan geçen sefer de benzerini yani farklı bir şey görmüştük. Yine bir cam arkası. Bunlar kurgu olması çok yüksek muhtemel. Ama sadece yani şunun için koydum bunu. Yani kalkıp da illa fotoğraf çekeceğim diye ne bileyim Alplere gitmenize, dünyanın öbür ucundan Hindistan'a gitmenize gerek yok. Yani yakın çevremizde de fotoğrafı bulabiliriz, üretebiliriz. Ama nasıl bakalım, nasıl çekelim bunları takip ederek. Bakın mantarlar, bunlar baharda çok oluyor. Yani doğaya çıktığınızda görebilirsiniz. Çok hoş görüntüler oluyor. Evet, bu da benim bir kalem yine. Denk geldi, müddet durdu falan. Değişik fotoğraflar çektim. Evet, başka bir kelebek. Tabii geri plan karartılmış. Doğada böyle bir şey yok. Çünkü bunun etrafında bir şeyler var mutlaka gözüküyor. Ama Photoshop'ta bunlar kapanmış. Evet, bu da benim çektiğim bir fotoğraf. Yani bunun kadrajın, bu tabii tamamı büyüktü bu fotoğrafın. Kestim, bu hale getirdim. Ya şurada boşluğu bıraktım. Şurada bırakmadım. Burada da vardı aynı boşluk. Bunu buradan kestim. Şu yüksekliğini şu siyahlar kadar yaptım. Bakın tam ortada değildir. Özellikle bir tarafa kaçırdım ki o statik görüntü olmasın diye. Evet, buyurun. Farklı, ilk sunduğum görsellerde olduğu gibi. Yani değişik ve esprili fotoğraflar olabilir. Bakın netlik burada. Geri plan flu olmuş. Evet, burada hayvan fotoğraflarına girdik. Köpeğinizin hoş böyle uyurken, yatarken bir fotoğrafı. Bakın tam bir an fotoğrafı yani. Ve yerden, yer seviyesinden. Hani hatırlarsınız yerden, ayak seviyesinden fotoğraflarımız vardı ilk görsellerde. Burada yak o esnada esnemiş. Tamamen tesadüf bir an fotoğrafı. Ve tabii burada şey önemli. Bu kediye bu derece yaklaşıp bunu işte fotoğrafın yarısını bununla doldurmak. Önemli. Yoksa bunu çok uzaktan çekseydin bu küçük bir görüntü küçük. Kedi burada şu kadarcık kalacak. O yüzden neyi, nerede, ne kadar yaklaşarak çekmek önemli. Bu da başka bir benim çektiğim fotoğraf. Portre bu yandan burada. Daha büyüktü. Ben bunu kestim. Sadece yüzünü aldım. Bakın bir at fotoğrafı. Hoş. Gene geri plan karartılmış. Dikey. Ya bu yatay olmaz yani. Başka şartı yok bunun. Mesela burada şunu diyeyim. Işık ölçümünü eğer buradan yaptıysanız bak geri plan karanlık çıkar. Şimdi bunu matrix ile çekerseniz matrix ne diyecek? Şu kara alanları da koyu olan renkleri de buradaki görüntüyü almak için açmaya çalışacak. Böylece her taraf aynı tonlara denk gelecek. İşte bu tür fotoğraflarda aydınlık reyelerden ölçüm yapıp geri planları karartmakta yarar var. Ama öyle yapamıyorsanız da zaten Photoshop'ta yapıyorsunuz. Yani aydınlık odada bunları düzeltmek mümkün.
Evet, bu da hoş bir fotoğraf. Ya bunları şunun için gösteriyorum. Fotoğraf diye sadece manzaraya, sadece insana falan böyle şeylere takılı kalmayın. Her şeyin çok hala çekilmemiş fotoğrafları olabilir. Dolayısıyla bitkiye, insana, hayvana birçok yere odaklanmanız lazım. Yani aramanız lazım. Kargalar. Bakın bu biraz daha düşük enstantaneyle çekilmiş. Çünkü şu fluluklar var. Hareket etmeyenler net olarak duruyor. Diğerleri flu. Yine bakın burada ufuk çizgisi şurada. Gökyüzüne şu kadar bir yer bırakmış. Şuradaki duvar bu kadar yer kaplıyor. Yerdeki doku daha fazla. Artı ne var? İşte fluluklar var. Yani düşük enstantane. Bakalım. Evet. Bir de şu var. Her yerde rastlarız. Yani çekin. Farklı şeyler çıkabilir. Mesela bu siyah beyaz olsa daha hoş durabilir benim görünce. Bu renkler bakın kafa karıştırıyor. Şimdi bir siyah beyaz yapsak vallahi keşke yapsaydım. Bence daha çarpıcı olurdu ve bu fotoğrafı da bence böyle çevirmek lazım. Düzü böyle ama şu yönde şöyle bir tur attırmak lazım. Şöyle başlarınıza eğin şöyle herkes sahaya eğsin başını. Yani öyle daha güzel gözüküyor. Böyle sanki düşecekmiş gibi olmuş bu. Tabii orijinali olduğu için ben size böyle paylaştım. Evet, bu son karemiz idi. Stop share. Evet. Sonunda üçüncü paketi de tamamladık. Serinin sonuna geldik değil mi hocam? İlk serinin. Evet. İsterseniz bir şey de ben size sunayım. Benim son 15 parçalık bir sergim vardı. Onun gösterisini sunayım. Ondan sonra da toparlayalım, kapatalım. Şu ana kadar sabreden arkadaşlara da teşekkür ederek. Estağfurullah, keyifle. Share screen yapıyorum. Nerede bulacağım ama ben? Şu anda açık değil mi? Şu an paylaşım olmadı oyun. Files'e baktım ama yok, o başka bir şey. Herhalde onu açmamışım. Neyse onu şurada da yok. Masa üstünde duruyor mu? Burada göremiyorum ben onu. Şu an masa üstünde var ama yansıtamıyor musunuz? Doğru mu? Yansıtamıyorum. Share dediğinizde ekran deyip ekran onu getirdiğinizde yansıtacaktır. Şu an mesela slide geldi. Bu slide geldi. Share kısmı size bir tane daha opsiyon sunuyor olması gerekiyor. Direkt onu mu direkt yansıtıyor? Share screen'de bu var. Ha, şurada bu bilgisayar var ama yok buradan bilgisayardan açtığınızda şu an onu yansıtıyor olacaktır diye düşünüyorum. Şu an bilgisayardan o datayı açtığınızda demin açtığımda mı? Mesela son açtığınızda bilgisayar ekranı görüyoruz ya oradan bir daha açtığınızda o ekranda o gözükecektir. Mesela dosyaları şu an görüyoruz biz. Şimdi burada son ama bu. Tamam. Bu dosyaları gösteriyor. Bu açtığım dosyayı gösteriyor. Tamam. Masa üstü diye burada bir şey yok. Siz oradan şey yapalım. Nasıl yapabiliriz? Simgeyi aldığınızda masa üstü direkt gelecektir diye tahmin ediyorum. Bilgisayarın sağ üstten küçülttüğünüzde bu ekranı. Bu şu an bilgisayarımdayız ya. Orada masaüstü geldi bakın. Nerede masaüstü? Evet, şurada masaüstü. Tamam. Evet, aynen öyle. Süper. Şimdi hallettik. Evet, izler. Evet, şurada buldum. Harika. O izler değil ama izlerim olacak. Evet, şu. Ha, bu sergi albüm. Bir dakika.
Yok, onu bulamıyorum burada ya. Tamam. Arzu edersiniz bir dakika eğitim başında paylaşmış olalım onu. Tamam, neyse kalsın bu sefer. Şuradan çıkalım gene. Nereden çıkıyoruz? Şehir. Direkt şehri kestiğimizde gidecekti zaten. Evet. Peki. bir şey ben makine mühendisleri ben yorumlara baktım. Göremedim. Lütfen varsa chatten yazabilirsiniz. Ben de bu sırada Makine Mühendisleri Kocaeli Sosyal Etkinlik Komisyonu olarak sizden çok teşekkür ederim. Çok güzel içeriklerle, çok güzel bilgiler paylaştınız. Ben kendi adıma bu hafta sonu bunları uygulamaya başlıyorum. Sizinle de paylaşıyor olurum. Gerçekten çok keyif aldım. Evet. Eminim diğer katılımcılar da almıştır. Zaten 20 kişilik bir sayıyla bu son oturuma başlamıştık. Şu an 15 kişiyle bunu tamamladık. Gayet de güzel bir süremiz vardı. Arzu edersiniz herkes kamerasını açarsa fotoğraflarımızı alırız anonimsizleştirmek için. O şekilde de o sırada soru varsa onları da almış oluruz, toparlarız. Şimdi şey de yapabiliriz. Yani isterseniz şubenin elinde bu kayıtlar da var. Yani hangi arkadaşların girdiği. Mesela iki programı takip eden arkadaşları şey alabiliriz. Yani bir WhatsApp grubu oluşturabiliriz. Yani siz fotoğraflar çektiğinizde bana oradan atabilirsiniz. Onun üstüne yorum yapabiliriz. Yani maksat, şimdi ben de onu görüyorum. 15 arkadaş 2 saat hala burada bunu izliyorsa ilgileri var demektir. Onları da hadi alasmadık deyip arkamızı dönmemek lazım. Ben kendi adıma her zaman fotoğraf açısından onlara bilgi vermeye, yardımcı olmaya çalışırım. Dolayısıyla bir WhatsApp grubu eğer arzu ederlerse arkadaşlar bunu sürdürürüz oradan. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Biz bu haftaki sosyal komisyon toplantısında bunu dile getirelim. Evet. O da bunun kararını okey yani tamam denirse ben evet, de çok memnun ortası. Olurum. Yani ben kendi adıma mesela çok çektikten sonra bilgi alma gereksinimi duyuyorum açıkçası. Eminim çok kişide de bu vardır. Çünkü bu ucu sonu olan bir konu değil sonuçta. Çok güzel fikir Özcan Bey. Çok teşekkürler. Diğer katılımcılara da isteyip istemediklerini sorarız sonuçta. Evet evet. Zorunludur. Yani, isteyenlerle biz bir WhatsApp grubu bence de. Hayır. Evet. O zaman fotoğraf çekelim mi? Toplam şu an bende 4 sayfa gözüküyor. Fotoğraf çekmeye başlıyorum. Lütfen bir 30 saniye kadar herkes poz versin. Evet, hava giden avlanır yani. Hep fotoğrafsız çekecek değilsiniz. Evet, ben de çıkartayım Fatih gözlüğümü. Evet, şu an fotoğraflar tamamlandı. Şimdi fotoğraf eğitiminde fotoğrafsızlığı kapatmak olmazdı herhalde, değil mi? Peki, oldu. Yeniden çok teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dilerim yine bundan sonra başka fotoğraf etkinliklerinde bir arada olmak üzere. Özcan abi. Emeğinize sağlık. Biz seninle birlikte sanat yolculuğuna çıkmak istiyoruz. Ya yani kapatmadan önce bizi biraz şey yap yani değişik alanlara sok diye düşünüyoruz. Ekip olarak arkandayız. Sadece fotoğrafçılık işte, olmayabilir yani. Yani bu platformda onu Fatih'im sağlayabilirsek daha hoş olur. Yani böyle 15-20 kişilik tamam, bir ekip varız. Çalışma yaparız. Bizim ekip sayımız daha fazla gireriz, ama bu akşam barda. Müsait olmayan arkadaşlar vardı. Yani dediğim gibi bunu komisyonda görüşeceğiz bu hafta sonunda. Oradan da yani sanıyorum olumlu bir sonuç çıkar. Dolayısıyla ben sürdürebilirim. Yani benim için bir şey yok. Mesela biz Eylül'ü bekleme tarafında değiliz fotoğrafçılık kursu için. Hı-hı. Ya mesela ben geçmişte şey falan yapıyordum. Yani örneğin tabii bu pandemi olayı falan yoktu. Bazı hafta sonları arkadaşlarla hep birlikte atlıyorduk, İstanbul'a gidiyorduk. Orada sergi geziyorduk, müze geziyorduk. Süper hem olur. Fotoğraf üretiyorduk, hem oralarını planlıyorduk. Tabii orada bizi oraları gezdirecek dostlarımla haberleşiyordum. Bize orada mihmandarlık yapıyorlardı bir anlamda. İşte önce seçiyorduk, nerede ne sergi var, bir program hazırlıyorduk. Önce şuraya gideriz, sonra Pera'ya gideriz, sonra bundan yemeğimizi şurada yeriz, öğretmen evinde falan gibi böyle. Süper olur. Betül hocam, programlar yapıyorduk. Betül İstanbul'da, Eray
İzmit'te, Dilara İstanbul'da, Seda Nur Antalya'da, Mehmet İzmit'te, Güneş İzmit'te. Doğru mu Güneş? Kırklareli'deyim. Kırklareli, oh. Özlem Eskişehirli. Nerede olduğunu ben bilemiyorum. İzmit'teyim şu anda. İzmit'teymiş. Yani her dakika değişiyor onun hali. Peşinizdeyiz yani. Ben bence program yapın, biz gelelim peşinizden. tamam peki. Neyse, şimdi en azından bu böyle bir şeyi, böyle bir çalışmayı herhalde fazla şey etmeden, deforme etmeden size sunabildim. Şimdilik bir ağzımızda bu kadar tat kalsın. Sonrasında o zaman görüşürüz yine. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet peki. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Çok memnun olduk. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.